14 geldi Celal'den. Buket 11'i, Celal 15'i arıyor. Buket, kapağını kapat. Aç. 15 geldi Celal'den. Haydi sona. Bitti abi, haydi bitti. Ve Celal için son rakam. Eğer bunu bulursa teknede kalacak. Bulamazsa Buket yetişebilir. Aç. Gül. 16'yı buldu Celal. Ve Celal alabora'ya devam ediyor. Ama ne yazık ki Buket, Buket için veda vakti. Aynen öyle. Şimdi Buket, arkadaşlarınla vedalaş ve alabora teknesindeki eşyalarını toparlayıp yarışmadan ayrıl lütfen. Kızlar ağlattı beni. Seçkimi ağlamak seviyorum, yok. Biliyorsun değil mi? Evet, ağlamak yok. Ağlayan diyor ki senin. Ağlamak yok. Tamam. Sana güzel bir veda. Hadi yürü. Ailene senin gibi bir evlat yetiştirmiş ya. Sağ olun, bayramında kutluyorum, ellerinden sen öpüyorum annenin babanı. Çok teşekkür ediyorum. Yani uzun süre kalamadım ama çok da arkadaşlıklar edindim. Yani sizi bırakıyorum diye üzgünüm sadece. Aynı şekilde gerçekten. Yani Allah bana burada bu kadar kalacaktım nasip etmiş. O yüzden üzgün değilim. Vay. Gerçek hayat dışı ağırlığı. Çık, devam et. Sizi çok seviyorum. Herkes kendine iyi bak. Bye.
taş kaydır, taş. Son kez kaydır, son kez. Maalesef Buket abla gitti bugün. Aslında Buket abadan önce çok fazla gidecek kişi vardı bence. Abi bir yerde herkesin bir hayatı var dışarıda yani. Burası gerçek hayatımız değil. Bir şekilde erken, buraya biz savaşmaya, yarışmaya erken geldik. Gitti. Erken gitti, tabii ki de erken gitti. Hı. Gitmesini istemediğim arkadaşlarımdan biriydi. Çok ciddi başarılı olamasa da yine de bir sporcu disiplini olan, sporcu mantığıyla hareket edebilen bir arkadaşımdı. O yüzden üzüldüm. Bence Ceren gitse daha yeriydi. Hepsinin şimdi kibirinden, egosundan geçilmez. Herkesin malı böyle. Bırak istediklerini yapsınlar. Yapıyorlar zaten. Bu kadar gaddarlığa, bu kadar zalimliğe. Ya bilmiyorum, Allah'ın takdirine gelirse ondan her zaman başım üstüne, hep söyledim yani. Hayırlısı neyse hakkımızda, o bilir. Buket'in gitmesi, yani Buket öyle çok güçlü bir rakip değildi. Yani yarı oyunda alıyorsa yarısını da alamıyordu. Maya kötüydü. Maya'nın gitmesini isterdim. Bir de Maya negatif elektrik veriyor insanlara. Çıkmadan önce de biz bir takım değiliz. Şöyle, ya biz de burada anlaşamıyoruz birbirimizle. Ama oraya çıktığımız zaman hadi diyoruz. Yani birbirimizin elini sıkabiliyoruz. Maya'nın elini sıkabilen bir insan yok burada maalesef. O yüzden dua ediyorum. Halk oylamasında çıkayım. 3-4 hafta onlar birbirlerine düşmezlerse ben adımı değiştireceğim. Adımı değiştireceğim ben. En sevdiği arkadaşını bile yazmazsa ben adımı değiştireceğim ya. Bu kadar büyük konu. Şimdi o çaresizlikle birbirlerini parçalayacaklar. Ona yapacak bir şey yok. O zaman göreceğim işte, hani o dostlukları. Alabora'da dostluk konuşur falan. O bir yalan ya. Bu yok yani, burada o yok. Ben ona inanmıyorum. Hepsi çıkar ilişkisi. Ben ona inanmıyorum. Hepsi çıkar ilişkisi. Onsuz nasıl geçecek günlerim bilmiyorum. Şu an karşımda 5 kız var ve ben yapayalnızım. Bu psikolojik şiddet daha ne kadar devam edecek? Ben ne kadar daha susmaya devam edeceğim? Ben çok konuşan, çok hata yapar, bunu düşünen bir insanım. O yüzden susuyorum. Bugün elemede de sustum. Yani Nihal'e karşı da sustum. Diğer dördüne karşı zaten susuyorum. Bilmiyorum. Şu an tek güvendiğim şey halk oylaması. Çünkü onlar beni yalnız bırakmadı. Onlar sayesinde gerçekten rahat uyuyacağım. Ve onlar için yarışacağım bundan sonra. Maya yalnız kaldı değil. Maya zaten buraya yarışmaya gelmemiş. Bunu baştan beri ben söylüyorum. Bir dramanın içinde devamlı. Devamlı bir trip atan, kapris yapan. Yani Maya çok kuruntulu ve paranoyak bir kız. Donacağız bugün. Bu ne soğuk. Ezgi, sabah beni sabit bulursan bil ki öldüm. Buket diyorum, sıcacık yatağında yatıyor şu an. Yalnız şu tatil oyununu artık anlamadım ya. Oh. Ben tatil oyununu ya. Alaydık iyiydi. Bayram da yanlarında yokum. Yani o yüzden anneme böyle o kadar çok sarılmak istiyorum ki sımsıkı. O da şu an beni izliyorsa ağlıyordur muhtemelen. Gerçekten annemi çok özledim. Yani yeri geldi, sabahın 5'inde ben çok küçüktüm. Ablamlar liseye giderken bir kamyon kasasının arkasında çapaya gitti benim annem bizi büyütürken. O yüzden annem hiçbir şeyle değişilemez. Öyle bir annem var. 5 vakit namazına niyazında bir kadın. Beni biraz farklı görebilirsiniz. Annesine bak, kızına bak diyebilirsiniz. Ben annemin 4 kız çocuğunun bir erkek evladıyım. Beni savaşçı olarak yetiştirdi. Annem burada yanımda olsa. Annem burada yanımda olsa bilmiyorum, çok kötü olurdu. Annemi çok özledim. Gerçekten çok özledim. Anne!
Hele Celal'in hiç üstüne sabuna dokunmayı görmedim. Aa, Celal kahvaltı hazırladı. Ne zaman? Nankörsün işte, nankör. Neyse, benim de kamera kayıtlarım var. Siz inanmasanız bile halk biliyor. Türkiye benim arkamda, tamam mı bundan sonra? Hadi bakalım. Halk arkamda mısın? Evet, halk arkamda atıyorum. Hayır be, halk bu tarafta. Halk benim arkamda. Hayır, halk bende şu tarafta. Hayır, hayır, halk bu tarafta. Böyle asılmaz. Gel ben sana doğrusunu öğreteyim. Gel. Hayatımda kaç kere çamaşır gel. Açtın? Bilmiyorsan gel öğreteyim bak. Pantolonlar paçadan mı asılır? Evet. Niye? Uçsun gitsin diye mi? Hayır, daha güzel beli kurusun diye. Öteki türlü beli kurumaz. Ama burada uçup gider. Uçmaz. Güzelce tutturursan uçmaz. Yerlere sürünüyor, ona ne demeli? Sürünmüyor. Sürünüyor. Sürünmüyor. Bak. Al. Bak mandalı asmamış. Bak bak bak. Ben mi astım şimdi daha, bu şortu? Daha dur. Yeni, bu şortu ben mi astım? Yeni mandallayacaktım, sen önüme geçtin. Çiko. Uçurmuş bütün çamaşırları. Bak yine ne dedim ben sana 2 dakika önce? Paçalarından demedim mi? Paçası mı var o şortun? Var işte, bu ne? Paçası işte. Paçadan. Sen maya ol, al bakayım maya. Ay Allah, maya olmaz. Dolu. Dolu. Benim arkamda, benim arkamda. Benim arkamda deniz var. Türkiye benim arkamda, tamam mı bundan sonra? Ellerin titriyor, cevap ver. Titriyorsun, korkudan karşımla titriyorsun ya. Geldim günden beri özelim çekiyorum. Ne yapmışım sana, bir laf mı söylemişim, bir tartışmamız mı olmuş? Geldim günden beri özelim çekiyorum burada. Gün yüzü görmedim geldiğimden beri şu teknede ya. Hala karışıyor, sürmüyorlar bana teknede. Gün yüzü görmedim. Kafamı toplayamıyorum, ne yaptığımı bilmiyorum ya. Al dedi git dedi, çocukların dedi, al dedi git dedi. Parkuru göremiyorum bile artık, psikolojim o kadar bozuldu ki. Kayınvalidemle kavga ettim, o da dedi al dedi kendini dedi, götür dedi, git dedi, çocuklarımızı da al dedi. Ben gelmeden önce o kız arkadaşıma da hani söylemiştim. Yani sen iyi bir insansın ama seninle benim aramda ilerisi için ciddi bir şey olamaz. Bu yarışmadan da önceydi. Hani yarışmadan haberimiz yoktu yani. Dedim ama dedim sana bırakıyorum dedim. Hani ben böyle düşünüyorum dedim. Hayatından çıkması gerekiyor bence. Ne konuda anlaşamıyorsunuz? Sorun ne? Çok tartışan ama bazı konularda da iyi anlaşabilen iki insandık yani, anladın mı? Yani biz birlikteyken bile ben dedim ki bak dedim. Bizim dedim aramızda böyle böyle şeyler var ama dedim ki, dedim ilerisi için plan yapma, plan yaparsan dedim hüsrana uğrarız. Ama dedim buna rağmen hayatımda kalmak mı istiyorsun? Sana bırakıyorum dedim yani, anladın mı? Sana yemin ediyorum bunu dedim yani. Benim seninle ileriye dönük bir ilişkim olamaz yani. Yani ben seninle ilgili ileride bir şey düşünmüyorum Seda. Sen ne düşünüyorsun? Kızın yerine kendimi koyuyorum. Dedim ki aramızda çözemediğimiz sorunlar ne? Konuşalım, çözelim. Birbirimize biraz daha fırsat verelim derim. Ben ona durumu açıklıyorum. Şu an
O ne diyor? Seni seviyorum. Şu an bir birlikteliğimiz var ama ben senin de ileriye yönelik bir şey düşünmüyorum diyorum. 3 ay sonra savaş geldikten sonra, yarışma savaş geldikten sonra konuyu hallederiz. Bence böyle olmaz. Yani bu konunun çözümü bu olmamalı bence. Sevgilim var diyerek buraya gelen bir insan burada böyle bir durumla karşılaşınca dışarıya çok farklı görüntüler yansır. Anladın mı? Dışarıya çok fazla görüntüler yansır. Eğer ben bu psikolojiyi kaldıracak bir insan olsaydım bu işe hiç girmezdim. Ama şu yüzden vicdanım rahat. Kendimi biliyorum. Anladın mı? Ben Seda ben olsa şunu yapardım. Ne yapardım? Savaş, ben seninle çok mutluyum. Anladın mı? Boş ver. Ben sana bir şey demiyorum. Yeter ki hayatımda ol. Ben bazen Savaş'a yakın davrandığım zaman Ezgi kıskanıyor. Yani bakışlarından anlayabiliyorum bunu. Sonuçta arkadaşlar ve ben hani buna hiçbir şekilde hiçbir şey söyleyemem. Ama benim arkadaşlık anlayışım biraz değişik. Yani geldiğim yere de bağlı olarak olabilir bu. Yani benim ilkokuldan beri olan arkadaşlarım var ve ben hani hiçbiriyle böyle o kadar samimi pozisyona girmiyorum. Birçok sevdiğimiz şeylerin hepsi aynı. Ama bu Ezgi'yle benim arama açmasını istemiyorum. Çünkü çok kasılıyorum. Savaş geliyor benim yanıma oturuyor, ben hemen kalkıyorum. Ben bir şey soracağım. Ezgi yanlış anlar mı, anlamaz mı diye sürekli böyle bir panik içerisindeyim. Savaş'la da konuştum. Savaş'la aynı konudan muzdarip. Seda bu konuda bayağı başarılı, yetenekli yani. Sonuçta içgüdüsel bir şey yani ve ben kızım, ister istemez insan rahatsız olabiliyor. Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor. Umursamıyorum, olay çıkıyor. Aşkta bir taraf erken bıkıyor. Gariplik bizde mi gidenler? Ezgi'nin itiraf ettiğini anladık. Ve dedim ki hani dediğini yapmış. Ezgi'den tam olarak beklemediğim bir şeydi. Kameradan görüyoruz, iyi kız. Ama yakından da görmek istiyorum. Onlar da bizi tabii ki görmek ister. Tabii ki. Bastian, gerçekten bir insan. Aa, çok havalı olmadı mı? Behçet, masaya çık. Çıkmam. Masaya çıkamam. Şu an şok oldum. Aynen, bir anda kimleştiriyorum. Sebastian yok artık. Arkamda deniz var. Türkiye benim arkamda, tamam mı bundan sonra? Yapabilecek misin? Kaşığı versene. Bence pek yapamayacaksın. Ağlı bir çocuk yapamıyordu, ağlı bir gidiyor. Sen gördün mü ki bizim tartışmayı? Görmedim ama duydum. Arkamda dedi. Türkiye benim arkamda, tamam mı bundan sonra? Hadi bakalım. Cevap ver bakalım, niye arkamdan konuşuyorsun? Ellerin titriyor, cevap ver. Titriyorsun korkudan karşımda, titriyorsun ya. Hepinizi, beşinizi karşıma alırım. Görürsünüz ya, benim arkamda değil arkamda. Benim arkamda da deniz var. Senden niye? Umurumda değilsiniz, beşinizi de karşıma alırım. Allah Allah. Umurumda değilsiniz, Türkiye benim arkamda, tamam mı bundan sonra? Umurumda bile değil. Hepinizi teker 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 göndermesini bilirim ben. Bak ellerim titriyor. Ezgi böyle yaptı. Sen Maya ol, hadi ol bakayım Maya. Ay Allah. Maya olmaz. Doğulur. Allah. Al dedi git dedi, çocukların dedi, al dedi git dedi. Kayınvalidemle kavga ettim, o da dedi al dedi kendini dedi, götür dedi git dedi, çocuklarınızı al dedi. Geldiğim günden beri beni göndermeye çalışıyorlar. Maske takmadım çünkü onlar gibi, adam gibi karşısına geçip o cesareti gösterecek tek kız bendim, bir de sendi. Ondan sonra da birbirimize baka baka kararmış, sararmış oluyoruz. Geldim günden beri elime koymadım, elime koymadım. Ne yaptım ben bunları anlamıyorum yani. Geldim günden beri elime koymadım, elime koymadım. Geldim günden beri özürüm çekiyorum burada. Geldiğimden beri mağdur kişi benim ya. Burada yeter, psikolojim bozuldu. Oyunlarda bile kendimi gösteremiyorum. Kafamı toplayamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum ya. Parkuru göremiyorum bile artık. Psikolojim o kadar bozuldu ki. Hala konuşuyor. Sürmüyorlar bana tekne. Gün yüzü görmedim. Gün yüzü görmedim geldiğimden beri şu teknede ya. Ne yapmışım sana? Bir laf mı söylemişim? Bir tartışmamız mı olmuş? Onun bunun lafına Maya şunu demiş, Maya bunu demiş yapıyorsa zaten
50 bin tane kumpası benim üzerime çeviriyorlar. Takım arkadaşlarımın hepsi sinsirella. Çünkü birbirleriyle de iyi geçinmiyorlar. Sadece geçiniyormuş gibi gözüküyorlar. Aslında hepsi yalnız. Sadece ben yalnızlığımı ilan ettim. Savaştığımı ilan ettim onlara karşı. Böyle bir cesaret örneği gösterdim. Çünkü neysem oyum, en başımdan beri bu böyle. Sayın Kontes'in başı. Savaş riski. Böyle benden bir Frankenstein yarattınız. Artık savaşacağız. Savaş mı istiyorsunuz? Bundan sonra savaşacağız kardeşim. Çünkü benden Frankenstein yarattınız. Orkun'un deyimiyle onlar federasyon. Ve bizde kale var. Daha doğrusu şöyleydi. Buket hendekti. Hendeyi geçtiler. Celal kalenin kapısıydı. Kapıyı kırdılar. Birinci duvar, ikinci yüksek duvar ve kale var. Birinci duvar Behçet, ikinci duvar Orkun. Kale ise benim, Orkun'un deyimiyle. Kale hala ayakta. Direneceğiz. Bakalım neler olacak. Ben son günüme kadar burada onların karşısında dimdik ayakta olacağım. Tek başıma olsun ya da olmasın. Orkun var. Bu bayram da yanlarında yokum. Yani o yüzden anneme böyle o kadar çok sarılmak istiyorum ki sımsıkı. O da şu an beni izliyorsa ağlıyordur muhtemelen. Gerçekten annemi çok özledim. Yani yeri geldi, sabahın 5'inde ben çok küçüktüm. Ablamlar liseye giderken bir kamyon kasasının arkasında çapaya gitti benim annem bizi büyütürken. O yüzden annem hiçbir şeyle değişilemez. Öyle bir annem var, 5 vakit namazında niyazında bir kadın. Beni biraz farklı görebilirsiniz, annesine bak, kızına bak diyebilirsiniz. Ben annemin 4 kız çocuğunun 1 erkek evladıyım. Beni savaşçı olarak yetiştirdi. Annem burada yanımda olsa, bilmiyorum çok kötü olurdu. Annemi çok özledim. Gerçekten çok özledim. Allah'ım bir tanem. Tanem. Anne! Tatil oyununa geldi sıra arkadaşlar. Bu hafta ilk oyunumuz tatil oyunu olacak. Geçen hafta ne yazık ki Buket aramızdan ayrıldı. Şimdi takım sayıları eşitlenmiş oldu. 6'ya 6 mücadele edeceğiz. Evet, bu hafta tatil oyununu kazanan yine kurallar gereği Alabora Teknesi'nde 5 yıldızlı bir tatil yapacak tabiri caizse. Kaybeden takımı da tam bir cefa bekliyor çünkü kazananlara hizmet edecekler. İşte kameralarda yatamayacaklar, sabah Bodrum'un sıcak güneşine uyanacaklar, akşam serinlikten ötürü tulumlarla yatmak zorunda kalacaklar vesaire. Bunlar zaten artık hepimizin yaşadığı şeyler. Yapımcımızın ekstra bir sürprizi daha olacak size. Çok güzel bir sürpriz, bunu söyleyeyim. Ama henüz açıklamayacağım arkadaşlar. Çok zevkli bir oyun hazırladık sizin için. Çok keyifli bir oyun. Bir kere bunu söyleyebilirim. Arkamda görmüş olduğunuz iki platformda yarışacaksınız arkadaşlar. Borular yardımıyla hemen sağ kolunuzda bulunan ve içinde tenis topları olan havuzlardan birer birer topları alıyorsunuz. Sonrasında o borunun içinden geçirerek arkanızda bulunan havuza aldığınız topu bırakıyorsunuz. Toplamda 5 top biriktiren 1 puan kazandıracak takımına. Ve takım olarak 7 puan kazanan da tatil oyununu kazanmış olacak. İlk yarışmacılarla başlayalım. Kızlardan Nihal, erkeklerden Yiğit yarışacak. Sizi platforma alalım arkadaşlar. Tatil oyununun ilk mücadelesini başlatıyorum. 3, 2, 1, başla. Hadi. İlk toplar. İlk topu Nihal bıraktı. Şu anda 1-0. Yiğit kaçırdı. Dikme çok. Çok dikme. Çok dikme. Nihal ikinci topta. Yiğit ilk topunu gönderdi. Biraz daha. Nihal iki top. Yiğit bir top. Devam et. Devam et. Devam et. Düştü. Bravo kardeşim.
Bitirdin. Yiğit'in ayağa kalkması gerekiyor. Yiğit ayakta mücadele ediyoruz. Hadi son top. Nihat kazandı, kızlar 1-0 önde. Ve kızlar 1-0. Nasıl yaptı bunları bu kızı? Fotodan seçsin iki tane. Ne yapacağız? Onun da iki tane. Aynen. Hızlı yapabilsen bile geçmişsin. Arkadaşlar çok kolay. Sadece panik olmayın. Hızlı alıp orada dengeyi sağlamak önemli. Ama hızlı çekmek lazım. Hızlı çek, dengeyi sağla. Son dakika hızlı çek. Yapmayın. Yarışıyor. Aynen. Kızlar 1-0 önde. 3, 2, 1, başla. Seda. İlk toplar için. Hızlı. Seda önde. İlk topunu aldı. Bravo. Bravo. 1-1. İkisi aynı anda toplarını arkalarındaki havuza bıraktılar. Orkun, Orkun ayakta alman gerekiyor topu. Oturma pozisyonu istemiyoruz. Tamam kardeşim. Kaç yaptı Orkun? Kırmızıya dikkat. Bravo. Bravo. Öndesin Seda, öndesin. Hayır, kaç yaptı Orkun? Haydi oğlum. Ve son topunu gönderiyor Orkun. Aferin Seda, hızlı. Bravo. Ve erkekler durumu 1-1 yapıyor. Bravo. Süpersin oğlum. Şöyle kırabiliyorum ya. Bunun avantajını kullanıp topu düşürürken de çift el değil abi. Tek elle. Tabii bir itiş gücü veriyorsun. Abartmıyorsun. Oradaki top dengesi çok önemli. Topu dengelediğiniz zaman içine düşüyor. Eğer dengelemezseniz, hızlı hareket ederseniz dışarı atıyor. Ve iki tane topun dışarı düştü. Şimdi durum 1-1. Sırada kızlardan Ezgi, erkeklerden Umut var. Yerinizi alalım arkadaşlar sizi. Hazır mısınız? 3, 2, 1, başla. Hadi Ezgi. Durum 1-1. Hadi. Kazanan takımın öne geçirecek. İlk atış Umut'tan geliyor. Borunun içinden geçmesi gerekiyor. Umut. Ezgi. 1-1 oldu durum. Elin. Umut atışını yaptı. 2-1 yaptı durumu. Ezgi de 2-2 yaptı. Başa başa diyorlar. Dışarı. Dışarı çıktı Umut için. Sakin ol. Çizgi. Hala 2-2. Ezgi al. Bundan sonra sadece dik pozisyon. İster tekel, ister çift el. O zaman olacak. Aynen öyle. Hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1, başla. Hadi Maya. İlk topları alıyoruz. Yuvarlak. Yapamıyorum. Ve çekilmeyi ilk Maya'dan geliyor. Yapamıyorum. Aldım. Aldım. Öndesin. Aldım. Aldım. Öndesin. Aldım. 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 Aldım.
Maya 2-1 önde. Aferin o. Reçet 2-2. Maya 3-2 yaptı durumu. Başa baş gidiyorlar. Aferin. Reçet 3-3. Dışarı gitti. Maya kaçırdı. Dur Akin. Maya yapamıyor. Kaçırdı Reçet. Durum 3-3. Maya 4-3 yaptı. Beçet Evet evet. Dördüncü de biz panik yaptık. Evet. Ben sonuncu da son toptasınız dedim, böyleyim zaten. Ne yaptığımı bilmiyordum yani. Neyse aldım. Aferin, çok güzel. Çok şükür. Odaları almak zorundayız. Başka çaremiz yok. Kızlar takımında belki de oyun kazanmaya en çok ihtiyacı olan isim Maya'ydı. Psikolojik açıdan öyle olduğunu düşünüyorum. Ne hissediyorsun? Evet, çok mutluyum çünkü Buket'e giderken odamızı geri alacağıma söz vermiştim. Odamızı geri alacağım ve gidip nazar boncuklarımızı ikimizin de yataklarının ucuna tekrar takacağım. Sıradaki yarışmacılar, kızlardan Sara, erkeklerden Celal. Gel elinize lütfen. Hadi abi, hadi abi. Hadi. Al 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 Celal. Zor konuşacak gibi biliyorsun. Celal, kırmızı yedik, kendine sıkıntı yok. Celal takım adına çok önemli bir mücadeleye çıkıyor. Farkın açılmaması için Celal'in performansı çok önemli. Sara da avantajı kaybetmemesi için kızlar takımı adına mücadele edecek. 3, 2, 1, başla. Hadi Sara. Sara kırmızı çizgiye dikkat et. Sara alma dengeyi. Hadi Sara. Önden dışarı atamıyor. Celal kaçırdı. O da dışarı atıyor. Yetişti. Celal da kaçırdı. Sara da kaçırdı. Celal ilk topu zor öndürüyor. 1-0. Celal önde. Evet Celal. Celal 2 yaptı. 2-1 oldu. Sara yapamıyor, yapamıyor. Dışarı attı, dışarı attı. Dışarı attı. Dışarı attı. Evet, 3-1 oldu. 3-2. Harika gidiyorsun. Çek, çek, çek. 4-5. Artık yaptı Celal. Hadi Celal abi son. Güzel sayısı. Sonra da atıyor, 4-3 oldu. Celal'in kaçırmaması lazım. Yapamaz ya. Yapamaz. Bravo be. Geç geldi. Gel buraya. Önce bir olaya gidiyorum gülüm. Bravo Celal abi. Süper ya. Bu kadar ya. Heyecan yok, acele yok ya. Heyecan yok ya. Hala andes, problem yok. Moralleri bozuk hala. İlkini attın, ikincisini mi kaçırdın? Bir şey söyleyeyim, bakmadan daha kolay atıyorum. Hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1, başla. Hadi Celal, hadi. İlk toplarını alıyorlar ikisi de. Aferin. Aynı anda. Aferin oldu. Celal gönderdi. Şu an bu durum 1-1. İkinci toplar ilk olarak Celal. Atamadı Celal. Kaçırdı. Savaş 2-1 yaptı. Savaş 2-1 çok güzel. Aldı. Sakin. Sakin ol. Celal durumu eşitliyor. 2-2. Savaş da atışını yaptı. 2-2 yaptı durumu. Celal kaçırdı. Çok güzel Savaş. 4-2 oldu. Savaş önde. Çok sağlam oldu. Erkekler takımı bir puana daha yakın. Hadi. Hadi. Kaçırdı Savaş. Durum 4-3. 4-3. Sakin. Hala sakin. 4-4. Savaş üstüne yapıyor. Erkekler 3-3 yapıyor durumu. Ha
sadece heyecanlanma. Bir şey, her şey yolunda abi, zaten. Allah aşkına bak, buradan konuş. Buradan stres olunca kayma oluyor ve gidiyoruz. Susalım, yenilmiyorsa da yenilsin. Farkında mısınız? Her hafta geriden geliyor. Aynen öyle. Bu hafta da aynı. Aynen. 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 Aslan çok iyi olurdu tabii. Bir taneyi kaçırınca hepsi gitti. 7 olan kazanacak arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. İlk olarak Nihal ve Yiğit'le başlıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Zaten iyi yapmışsın. Şu anda durum 3-3. Yiğit ve Nihal mücadele edecek. Her ikisi de oldukça başarılı yarışmacılar. Bakalım sonuç nasıl yansıyacak takımlara. Hazır mısınız? 3, 2, 1, başla. Hadi Nihal, sende. İlk toplar geliyor. Yiğit attı. Nihal de atışını yaptı. Durum 1-1. Yiğit 2-1, 2-2 oldu. Hadi Nihal, hızlı. Üçüncü toplarını aldılar her ikisi de. Harika. 3-3. Hata kaldırmayacak bir oyun. Yiğit kaçırdı. Nihal 4-3 yaptı durumu. Yiğit yine kaçırdı. Nihal atarsa kızlar 4-3 öne geçecek. Atamaz Yiğit, atamaz ha. Kızlar 4-3 yapıyor. Tamam kanka, sorun yok ya. Moralini bozmana gerek yok. Sizden tek bir şey istiyorum. Aynı şekilde susalım. Aynen. Sadece sayıyı söylüyorum. Sadece susun. Ben yapmaya çalışıyorum. Sayıyı söylüyorum. 4-4 yapalım. 4-4 yapalım. Ben bu sefer onu da takip ettim. Ben takip ettim. Evet, öyle yapınca dışarı çıkıyor. Kızlar takımı 4-3 önde ama puanlar birbirine çok yakın. Ezgi ve Umut arasında bir mücadele olacak. Çok önemli bir mücadele. Sizi platforma alayım arkadaşlar. Hazır mısınız? 3, 2, 1, başla. Ezgi alamadı. Her ikisi ilk toplarını aldı. Bravo. Umut ilk olarak 1-1. Çok yavaş kaldı. Yapamıyor. İlk toplar her ikisi de başarılı. İkinci toplar 2-2 oldu. Alırken hızlı Ezgi. Alamadı. 3-2. Ele dikkat. Umut bir top daha atacaksın, elin geçti. Kırmızı çizgiyi geçmeyin. Kırmızı çizgiyi geçme Umut. Ezgi. Dışarı çıktı Umut gitti. Durum 4-2. Ezgi atışını yaparsa kızlar 5-3 yapacak. Oluyor Ezgi! Ve kızlar 5, erkekler 3. Gel. Geliyorum. Aferin. Çok iyi spor. Aferin. Tebrik ediyorum. 5. İşte beş. Sensin, evet. Kızlar şimdi durumu 5-3'e getirdiler. Avantajlı durumdalar tatil oyununda. Umut, bir şey söylemek ister misin? Abi, hiçbir şey söylemek istemiyorum. Evet, erkeklerde moraller bozuk. Ama çok da düşmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü iki kere eşitliği yakaladınız. Öne geçme şansınız da var. Kızlar, ne diyeceksiniz? Biz bir şey söylemeyeceğiz. Daha çok erken. Oyun bitsin, daha sonrasında konuşacağız. Yeterince. Bir şey söylemeyeceğiz. O da başka bir şey. Her iki takım da hırslı. Her iki takım da tatil oyununu kazanmak istiyor. Sıradaki yarış çok önemli. Kızlardan Seda, erkeklerden Orkun mücadele Orkun edecek. Evet. Buyurun. Ben de Orkun. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet, Seda daha olsun. 3, 2, 1, başla. Atamaz Seda. İlk toplarını. Dikkat. Havuza göndermiyorlar. İlk olarak Orkun. Gel.
Seda bastı 1-1. Almadı, almadı. Öndeyiz Seda. Evet Seda, öndesin. Seda ikinci topunu kaçırdı. Kaçırdı. Orkun da kaçırdı. Sakin. Orkun sakin. Sakin Orkun. Sakin. Evet. İkinci toplar geliyor, ikisi başarılı 2-2. Orkun biraz daha hızlı. Orkun üçüncü topunu gönderdi. 3-2 yaptı. Seda kaçırdı. Orkun 3-2 önde. Orası hızlı. Evet. 4-2 yaptı durumu. Evet, Seda yine kaçırdı. Orkun son topunu atacak. Eğer atarsa erkekler bir puan daha kazanıyor. Durum 5-4 oldu. Erkekler. Gel gel. Panik olsanız bile oluyor. Aynen, tabii oyunu bırakmayacaksınız. Panik olsanız bile oluyor. Tabii oyunu ya, bırakmayın abi. Başka oyunu bir şey gerek yok. Oyunu bırakmayın. Tabii canım ya, henüz 5-4 ya. Bunda bir şey yok yani. Seda moralini bozma. İki seferdir aynı oluyor ya. İki seferdir aynı oluyor ya. Olmasın lazım da. Olsun tamam, şans olsun bu arkadaşlar. Hala bozmak yok. Moral bozmak yok. Aynen, oyunu ben yapamadım. Moralimiz bozuldu anda bitiyoruz lütfen. Öndeyiz. Moral bozmak lazımdı ya. Şimdi bir sayımız kalmıştı. Bu bayram da yanlarında yokum. Yani o yüzden anneme böyle o kadar çok sarılmak istiyorum ki sımsıkı. O da şu an beni izliyorsa ağlıyordur muhtemelen. Gerçekten annemi çok özledim. Yani yeri geldi, sabahın 5'inde ben çok küçüktüm. Ablamlar liseye giderken bir kamyon kasasının arkasında çapaya gitti benim annem bizi büyütürken. O yüzden annem hiçbir şeyle değişilemez. Öyle bir annem var. 5 vakit namazında niyazında bir kadın. Beni biraz farklı görebilirsiniz. Annesine bak, kızına bak diyebilirsiniz. Ben annemin 4 kız çocuğunun bir erkek evladıyım. Beni savaşçı olarak yetiştirdi. Annem burada yanımda olsa şu an. Annem burada yanımda olsa bilmiyorum, çok kötü olurdu. Annemi çok özledim. Gerçekten çok özledim. Hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1, başla. Ayağınızı. İlk toplarını alıyorlar. İkisi de aldı. Elin. Çizgiye geçmemiş lazım. İlk olarak Maya atışını yaptı. Kırmızıya dikkat. Evet. Çok güzel. Evet. Ama. Ayağınızı. Ayağınızı. 2, 2 oldu. Ay iyice. Süper. 3-2 yaptı Behçet. 3-3 oldu. Evet güzel. Güzel. Atamıyor. Çok güzel Behçet. Atamıyor. 4-3 yaptı Behçet. Eline dikkat. Evet süper. İndir aşağı. İndir. Bir şey de. Behçet. 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 Gel buraya. Dastiri gitti. Gel buraya gel. Gel gel gel. Bu işte. Bazıları bazı şeyler. Buna bozmak yok. Süper kurtarışım bu kadar ya. Burada, hadi bakalım. Hadi. Bu lazımdı zaten. Koçlar ıslanmış. Bayılıyorum. Üzülmen hiç istemezdim. Ne yapayım? Ne yapayım? Yerine geçmek. Bir bir Behçet unutma. Süpersin, süpersin, süpersin. Durum şimdi 5-5. Tatil oyunu bu hafta çok daha önemli önceki haftalara nazaran. Behçet, takımını beraberliğe taşıdın, ne diyeceksin? Çok iyi oldu. İlk oyunda çok şanslı kaybetmiştim. Bu seferki oyun çok çok kritikti abi. Şu an 5-5, 6-5, 7-5, doğru denize. Peki kızlar siz ne diyeceksiniz? Dedikleri gibi bir durum olur mu yoksa? Hayır, her şeyimiz bitmiş değil. 5-5'e geldik. Onlar 5'se biz de 5'iz şu an. Yani berabere her şey. Hiçbir şey belli olmaz. Durum 5-5 dedik ve takımları adına çok önemli mücadeleye çıkacak iki isim. Kızlardan Sara, erkeklerden Celal. Beyler
herhalde. Hadi selam. Hadi abi. Herhalde kazanacağınız puanın ne kadar önemli olduğu ile ilgili çok fazla söze gerek yok. Hazır mısınız? Hazırız. Değilim. Hazırım. 3, 2, 1, başla. İlk toplarını alıyorlar. Sakin. Topa bak, topa bak. Sana kaçırdı, Celal attı. Celal 1-0 önde. Evet. Kırmızı çizgiye dikkat. Celal 2. Şimdi hızlı. Sana 1. Celal 3. topunu Sara. Evet. Evet. İkinci topunu atıyor. Durum 3-2. Haydi. Sakin. Dikkatli. Sakin. Celal kaçırdı. Durum 3-3. Şimdi 3-3. Durum 3-3 oldu. Kaçırmamaları gerekiyor. Oldu. Top oldu. Kazanıyor. Son top. Yapamıyor. Atan öne getiriyor takımı. At. Celal mi Sara mı? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Topun ilk olarak bizim havuzla buluşma anı. Hangi yarışmacıdaysa o takım puan kazanacak. Her iki yarışmacı da çok iyi mücadele etti. 5 olan kazanıyordu. Ve durum 4-4 iken her ikinizin de topu neredeyse aynı anda havuza düştü. Ama bir tanenizin atışı diğerinden önceydi. Ve topunu ilk olarak havuzla buluşturup takımına tatil oyununda çok önemli bir puanı kazandıran isim Sara oldu. Aynen. Top girseydi zaten düşünmeseydim. Topu zaten bendeydi, bittiydi ya. Neyse ya. Kızlar takımı çok önemli tatil oyununda durumu 6-5'e getirdi. Eğer bir puan daha kazanırsanız tatil oyunu kızların olacak. Celal, puan kaybettin. Topum düştü ve son saniyede Sara benden biraz daha öndeydi. Yapacak bir şey yok. Milimle kaçırdım. Sara, hakikaten bu oyunun ismi oldun. Bütün mücadeleler çok başa baş gitti ama burada saliseler konuştu. Ben biraz stres oldum. Önden gidiyordu. İlk topumu düşürdüm çünkü. Bir de başka bir stres var, yük var. Geriye düşme stresi. Neyse, Celal'i yendim. Bir rahatlık geldi. Hala inançlıyız. Oyunun altın oranı bence Sara. En çok neyi özlediniz? Tam 10 gün boyunca özlediğiniz her şeyi yapabileceksiniz eğer kazanırsanız. Duş almak. Denize gireceğiz. Uyumak. Yataklarımız. Yastığımız. Siz ne diyeceksiniz arkadaşlar? Durum 6-5, savaş çok önemli bir oyuna çıkacaksın takımın adına. Vallahi benim almam gerekiyor. Benden daha önemli bir arkadaşım daha var aslında. Onun da finali çok iyi yapması gerekiyor, o da iyi. Ceren şu an çok sürpriz bir isim. Çıkıp alırsa hani bana gerek kalmayacak. Finali Ceren'le yapacağız. Bu çok güzel olur bizim için. Ceren'i şu an çok tedirgin görüyorum sanki. Her türlü avantajlı olan biz o zaman zaten. Gel bakayım şöyle bir adım öne gel. Savaş asla aldı oyunu bırakmaz. Bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bu oyunu kazandıktan sonra söylemek istediğimiz bir cümle var toplu olarak. O zaman söyleyemeyeceksin çünkü kazanamayacaksın. Şimdiden ben söyleyeyim. Kalayı söylüyorum. İtaat edin Sebastian'la. Allah evde yokuz. Favorin kim Behçet? Görüşürüz. Favorin kim Behçet? Evde yokuz. Favorin kim? Yiğit şu an. Evdeyiz evde. Ben final oyuncusuyum. Kendimi finale saklıyorum. İnşallah Savaş aldığı bir oyunu bırakmaz. Bana gelecek. Üzerimde çok yük var.
dudaklarım titriyor. Bu galibiyeti nasıl kutlayacağımın titremesidir. Olur da durum erkekler takımının düşündüğü gibi olursa ve Yiğit'le tekrar karşılaşırsan ne olur? Sonuç ortada zaten. O da o yüzden belki tedirgin veya streslidir. Benim bir stresim yok, gördüğünüzde çok rahatım. Ama kendimden daha çok şu an Ceren'e güveniyorum. Ceren bence yapacak ve gelecek. Bana gerek olmayacak. Öyle bir şey de var. Kalırsa da ben finali yapmasını şey. Çok iyi bilirim. Ceren ve Savaş her ikisi de takımlar adına çok önemli bir mücadeleye çıkıyorlar. Eğer Ceren kazanırsa kızlar takımı tatilin tadını çıkartacak. Ama Savaş kazanırsa durumlar yine eşitlenecek ve finali Yiğit'le Nihal oynayacak. Hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1, başla. Hızlı Ceren. Hadi. Her ikisi ilk toplarını alıyor. Tamam. Elin. Hızlı. Ceren koşuyor, Savaş attı. Savaş 1-0 önde. Ceren ikinci topunu, Savaş da ikinci topunu aldı. Savaş kaçırdı. Ceren attı 1-1. Ceren beraberi. Ceren sakin. Çok güzel. Hemen yapıştık. 2-2 oldu. Savaş hızlı. Biraz daha. Yapamıyorsun. Sakin. Savaş. Çok güzel. 3. Mükemmel kaçırıyor. Kızın başı başlıyorlar. Ceren kaçırdı. Çok güzel Savaş. 4-2 oldu. Sakince. Topa bak. Topa bak. Ceren 4-3 yaptı. Savaş 5-4 yapıyor. Erkekler durumu 6-6'ya getirdi. Krallar gibi yaşayacağız yani, anlıyor musun? Tatil oyununda beklenen oldu ve durum şimdi 6-6. Alabora başladığından bu yana en çekişmeli geçen oyun diyebiliriz. Durum 6-6. Bunu ciddiyetiyle platforma çıkmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi ikinizi de platforma alıyoruz. Başarılar dilerim. Gerek yok burada. Her şeyin bizim Alabora teknesinin en kritik oyunu, tatil oyunu için durumlar eşit. 6-6, 7 olan takım kazanıyordu. Ve şimdi Nihal ile Yiğit takımları adına çok önemli son mücadeleyi verecekler. Siz hazır mısınız arkadaşlar? 3, 2, 1, başla. Her ikisi ilk toplarını alıyorlar. İlk toplar geliyor. Yiğit attı. Nihal de atışını yaptı. Durum 1-1. Yiğit ikinci topunu kaçırdı. Nihal attı. Durum 2-1 oldu. 2-1 Nihal önde. 2-2 oldu. Nihal gel, 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 gel,
Behçet ne oldu? Kızlar! Bunu izliyorum, valla bunu izliyorum ya. Evet, çok önemli bir tatil oyunu oynadık arkadaşlar. Çok istikrarlı bir isim Nihal. Özellikle performans oyunlarında çok etkili, takımına önemli puanlar kazandırıyor. Bugün de 3'te 3 yaptın. Biz bir takım olarak kazandık bunu. Ben 3 puan getirdim. Bunun hiçbir önemi yok. Diğer arkadaşlarım da çok başarılı. Hepsine sonsuz güveniyorum. Bunu biliyorlar. Çıkmadan önce konuşuyoruz zaten hep. Yiğit de çok başarılıydı. Üzülmesini istemiyorum. Geçen hafta da onlar kazanmıştı. Bu iş böyle döner gider yani. Sara çok önemli bir galibiyet aldın Celal'e karşı ki bu belki de tüm dengeleri alt üst etti. Zaten giderken ayaklarım geri geri gidiyordu. Bayağı bir stresliydim. Oyunun dönmesi gerekiyordu bir şekilde arayı açmamız için. Allah'a şükürler olsun diyorum, ne diyeyim. Kızlar sizi tebrik ediyoruz. Bakalım bayram döneminde nasıl bir sürpriz sizi bekliyor olacak. Şimdi öncelikle erkekler takımını tekneye, sonrasında kazanan takım kızları gönderiyoruz. Her iki takıma da bundan sonraki süreçte başarılar. Tatil oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Belki de haftalar ilerledikçe yarışmacılarımız oyunlara daha kolay adapte oluyorlar. Bakalım bir sonraki oyunda bizi neler bekliyor. Hoşçakalın. Bu bayram da yanlarında yokum. Yani o yüzden anneme böyle o kadar çok sarılmak istiyorum ki sımsıkı. O da şu an beni izliyorsa ağlıyordur muhtemelen. Gerçekten annemi çok özledim. Yani yeri geldi, sabahın 5'inde ben çok küçüktüm. Ablamlar liseye giderken bir kamyon kasasının arkasında çapaya gitti benim annem bizi büyütürken. O yüzden annem hiçbir şeyle değişilemez. Öyle bir annem var. 5 vakit namazından yazında bir kadın. Beni biraz farklı görebilirsiniz. Annesine bak, kızına bak diyebilirsiniz. Ben annemin 4 kız çocuğunun bir erkek evladıyım. Beni savaşçı olarak yetiştirdi. Annem burada yanımda olsa bilmiyorum, çok kötü olurdu. Annemi çok özledim. Gerçekten çok özledim. Anne! Boş ver. O gün yeter mi ya? Arkadaşlar 10 gün. İyi yarıştı oğlum ya. En iyi yarışın. Bir şey olmaz ya, sıkmayın canınızı ya. Son yarışın en iyi yarıştı yani, anladın mı? Senlik bir durum yok. Tam kızmana gerek yok yani. Oldu yani, yapacak bir şey yok. Özür dilerim arkadaşlar. Ya ne özür diliyorsun kardeşim? Ben benim çok güzel yarıştım. Bir şey için özür dilememe gerek yok. Çok güzel yarıştım.
seni. Gel güzelim, söz hiç acımayacak. Baktın yani şimdi o eşyaları al o tarafa koy. Ya bunun rahatlığı nerede var ya, içeride yatıyorsun. Çiğ düşüyor. Klima yalan. Aha kahvaltı şanı. Evet. Ya sabah uyanamayanlar için hiç iyi değil arkadaşlar. Ben hiç sevmedim. Ezgi Pelçik mı bence? Eve gel, en sevdiğin yemek, kahvaltıyı hazırladım, gel. Dünden kalan makarnayı sofranın önüne koydular. Ben hiçbirine hiçbir şekilde bu şekilde davranmadım. Ne hazırlarsan yeriz diyorlar. Kahvaltı kandan ötesi. Gerçekten kan hiç komik değilsin. Öyle mi olmuş? Moralim çok bozuldu doğal olarak çünkü bütün takımın yükü bana binmişti. Son oyun bendeydi. Keşke alabilseydim, alamadım. İlk defa böyle bir performans sergiliyorum. Özellikle kızlara karşı zaten ilk defa böyle bir sonuç aldım. Resmen yıkıldım. Çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı veya izleyen insanları hayal kırıklığına uğrattıysam çok özür dilerim. İnşallah bundan sonra hatamı telafi edeceğim. İyi, sizce hala şey yapar mı? Ben Nihal'i yeniyorum, yenerim falan gibi konuşur mu? Ya ben o. Diyor ya, alışkın olmadığım bir durum benim için diyor. Ben böyle oldum, ha? Yiğit şu an sessiz konuşuyorum ki duymasın. Çok morali bozuk, çok üzgün. Dokunsan ağlayacak gibi geziyor. Üzülmesini istemem, bu bir yarış. Kızlar takımı olarak. Takımım çok iyi yarıştı ve biz bunu kazandık. Değişim mi? En sevdiğim kısım. O zaman onların hareketiyle arkaya al. Dramat. Leraylay, leraylay, leraylay. Vallahi son oldum. Leraylay, leraylay, leraylay. Leraylay, leraylay. Kızlar. Leraylay. Üst üste iki oyun kazanamıyoruz ya. Nasıl bir kör tarlası, bahtsızlık bu ya. Gel. Romeo. Çok mutluyum gerçekten. Özellikle bukete söz vermiştim ben. Odamızı tekrar geri alacağımıza ve o boncukları tekrar oraya yerleştireceğime dair. Bunu başardım. Çok mutluyum. Gel güzelim. Gel, hiç acımayacak. Bak, sana yemin ediyorum ama takımda en iyi sensin. Yapacak bir şey yok. Aynen. O da seni. Teşekkür ederim. Kanka. Sağ ol. O zaman ben müsaadenle. Yavaş yavaş. Hadi tadını çıkar. Sağ ol, çok mersi. Oh be. Aldık mı? Beyler, biz size böyle oda teslim mi ettik? Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Şansımıza Bodrum'da yine 3-4 gecelik bir fırtına başlıyormuş. Üst üste gelen olumsuzluklar diyelim. Teşekkür ederiz. Biz bu şekilde oda teslim etmemiştik ama bu şekilde aldık, bilemeyeceğiz. Size bir ufak güzellik yapabilirim. Ne? Ne biliyor musun? Ya. Ay yastık arası, çıkın gidin. Gel. Ama. Bizi biraz, bizi biraz. Evet, bizi. Pencereyi de aç, klimayı da aç, ışıkları da aç, dörtlüleri de aç. Allah ne verdi size aç ya. Allah ne verdi. Üstünü de aç, üstünü de ök lan. Ben ne demiştim odayı teslim ederken? Verdiğimiz gibi alması biliriz demiştim. Size böyle bırakıyorum bu odayı. Geri ait bunu. Ama geri alacağım. Yok tutuyorum. Ev yok. Dışarıda kulaklarımız buz tutmuş bir şekilde oluyor.
Ve kaptandan aldığımız habere göre önümüzdeki iki gün çok kötü olacakmış. Şu anda gördüğünüz gibi fırtına başladı. Üzülüyorum arkadaşlara. Bu kadar üzüleceklerini düşünmemiştim. Evet ya. Biz odayı böyle teslim etmemiştik. Çok ayıp. Vallahi bilmiyorum. Bu da onların ayıbı olsun. Heh. Yastıklar da bizim olsun. Mangal mı yaktınız tekleri? Aynen. Bir iki dakika bir kaptandan rica etmiş. Korkun manyar ne yapacaksın akşam? Çızır her şey. Akşam yemek yemiyor mu? Akşam yemeği yemiyor. Niye? Öğlen yemedi. Oh. Öğlen yemiyor ya. Kahvaltı yapıyor. Eyvah çok sıkıntılı bir şey. Kardeş dostunuz bitebilir yani bence karşıya geç. Umut şunu karşıya alın ya. Bayram da yanlarında yokum. Yani o yüzden anneme böyle o kadar çok sarılmak istiyorum ki sımsıkı. O da şu an beni izliyorsa ağlıyordur muhtemelen. Gerçekten annemi çok özledim. Yani yeri geldi sabahın 5'inde ben çok küçüktüm. Ablamlar liseye giderken bir kamyon kasasının arkasında çapaya gitti benim annem bizi büyütürken. O yüzden annem hiçbir şeyle değişilemez. Öyle bir annem var. 5 vakit namazına niyazında bir kadın. Beni biraz farklı görebilirsiniz. Annesine bak, kızına bak diyebilirsiniz. Ben annemin 4 kız çocuğunun bir erkek evladıyım. Beni savaşçı olarak yetiştirdi. Annem burada yanımda olsa şu an. Annem burada yanımda olsa bilmiyorum çok kötü olurdu. Annemi çok özledim. Gerçekten çok özledim. Anne! Kızlar, günaydın, Ezgi, Seda, Ceren, Sara, alo, hadi kahvaltı hazır hadi. Tamam. Hadi hadi. Tamam diyorum bir. Hadi Ezgi hadi. Seda'yı da kaldır, günaydın. Günaydın. Seda. Kaldıracağım. Ezgi yukarı çıkma bence. Ha? Oh. Ne hazırlarken yeriz demiştin. Devam. Kahve dur. Espri yaptım. Ay çok komik. Espri yaptım. Bu ne ya? Yiğit! Servis yapsana bakarayı. Ben vereyim, baksana. Hop. Abi yetmez kimseye bu. Abi yetmez kimseye. Sabah kahvaltıda menümüz çok zengin değildi. Ben arkadaşlara Fransız usulü bir makarna yaptım. Ve yanında da İtalyan usulü ekmekler vardı. Ama gelelim ki hiç kimse beğenmedi. Herhalde Türk usulü peynirli makarna istiyorlardı. Ben 6'da kalktım, kahvaltı hazırladım. Ne olsun ben alamıyorum işte. Ne hazırlarsan yeriz diyorlardı.
Herkese hazırlayan bir fon ya. Herkese şey veriyor. Sara gel, en sevdiğin yeme- kahvaltıyı hazırladım, gel. Toplu intihara gidiyor. Gelme Sara, geri dön. Pardon, kolay mısın abi, artık ne yapacağız? Tamam, Yiğit hiç komik değilsin. Gelin gelin, günaydın. Sabah sabah hiç komik değilsin lan. Öyle mi olduk? Bak şimdi? Gerçekten çok hiç komik değilsin. Öyle mi olduk şimdi? Öyle mi olduk şimdi değil. Dün diyordun gerçekten ama ne hazırlarsan değilsin. Yerim diyordun. Tamam, ne hazırlarsın yerim dedim de. Sen kalkıp düdünden kalan makarnayı oraya koy... Ya bilmiyorum ya, of Yiğit şu an konuşma. Ceylanların tost yapmışsın. Dünden kalan makarnayı sofranın önüne koydular. Ben hiçbirine hiçbir şekilde bu şekilde davranmadım, yapmadım. Hani bir anda bana yapılınca şoka oldum ve çok sinirlendim. Sara, dün al şunu idare et. Ben şey yapıyorum. Ben çok temizim. Ne yiyeceğim? Süt, kase. Sen 3-5 tane kaseler verdin. Bak daha sofraya toplamışlar ya. Bunlar nasıl akit takımı ya? Daha bunlar sofraya toplamamış ya. Daha masaya sinirmişler ya. Hayır. Sinirmemişsiniz. Herkes kudurlu oldu ya. Allah'ım çok oldu. Söyle yemeğine bak onun. Kahvaltı skandal ötesi. Kahvaltı mı? Hangi kahvaltı? Celal normalde kafaları oturup böyle çatalları bıçakları vuruyordu. Hani hala 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 acıktık acıktık. Şimdi annesi birazdan ben yapacağım. Herkes gelip buradan size daha kahvaltı yok. Siz artık değil mi lan? Sadece masaya yumurta getirmedik diye olay oluyor. Hmm. Sabah ezanında adam kadar kaldırırız. Bundan sonra böyle erken kaldırıyoruz. Kızların kollarındaki saatleri topluyoruz. Kafamıza göre saat başı kaldırıyoruz. Kısacası Celal beceriksiz. Celal mutfağı zaten. Gerçekten beceriksiz. Atıp tutuyordu. Size yemek yapacağım şöyle. Ne oldu? Bugün kahvaltı sırası Behçet de bendeydi. Behçet biraz geç kalktı. O yüzden Yiğit bana yardım etti. Kızlar süper lüks bir kahvaltı istiyorlar. Öğlen kalkıyorlar. Sabah kahvaltı istiyorlar burada. Ben anlayamadım. Tost yaptık. Tostu beğenmiyorlar. Kendileri bize kısır yapıyorlar. Biz sesimizi çıkartmıyoruz. Ne yemeği yaptınız? Kısır. Bu ne? Günde miyiz biz? Gün yapmış. Ne yedin mesela? Gün yemeği mi? Aşağıda yemiyorsa kadını basarım kendine. Kendine yap. Yemiştir bile o çok. Bir tane daha yiyeyim, daha yemeyeceğim ya. Yapmak isteyen de gelsin, bana yapsın. Bundan sonra sabah kahvaltısı var demeyin kimseye. Al oğlum bunu da ye. Hadi çıkalım. Olur ya. Şşş. Ayağın kalsın, orada bir yer yok orada. Hadi çıkalım. Seda dün bana dedi ki, açlıksa açlık, tokluksa tokluk dedi. Seninle her şeye varım ben dedi. Ben de aldım getirdim makarnayı koydum. Sonra bana ne diyor? Hiç komik değil. Ben uykumu bölüyorum. Senin kahvaltına yetişiyorum. Önümde bir tencere makarna görüyorum. Hiç adil değil. Ben bu zamana kadar onlara hiçbir şekilde kalkıp da hadi dünden kalan yemeği koymadım. Bu da beni biraz sinirlendirdi. Siz nasıl kadınsınız ya? 12 saat uyuyorsunuz yani. Ağzımızı açmamamız mı lazım? 24 saat mi uyuyacaksınız siz ya? Mutfağı serbest bırak. 24 saat uyuyacaksınız bıraksak ya. Nasıl kadın bunlar, anlamadım ki ya. Uyumaya programlı ya bunlar. Erken kalkmıştım ve kızlara olan hırsımı onları erken uyandırarak çıkartmak istedim. Erken uyandırmak da dediğiniz saat 11'di ya da 10.30 falandı. Kızlarımız maşallah 12 saatten aşağı uyumuyorlar. Afiyet olsun. Kahvaltı nasıl? Bence dedim sıkıntı var. Badem kan. Tosta yiyebiliyor zaten. Ben çok kötü bugün. Dökülüyor makarna. Yok. Kanka ya. Makarna biraz sıkıntı var gibiydi. Çünkü makarnayı dün akşam yaptık. Dolaba da koymadık. Yer yok diye. tabii kızlar da makarnayı beğenmedi galiba. Makarnayı yemediler. Sabah kahvaltına makarna beğenmedi. Ceren, kahvaltın hazır. Buyur. Gel. Kahvaltım burada. Ben yeni bir trend yaptım. Artık işler değişti. Kahvaltılar self-servis. Gelip mutfağın önünden alacaksın şeker. Annen sana kahvaltı hazırlamadığı zaman annene de böyle bağırıyor musun? Hayır. Evden çıkıp gidiyorum. Allah sizin gibi evlatları evlerde... O zaman barışalım. Özür dile. Özür dilerim. Duyamadım. Özür dilerim. Hadi gel. Ben de affettim o zaman.
Sen de çok sinirlendirme beni. O iğrenç sesinle sabah kulaklarımda beynimde çınladı. Bence sana... komik değil. Bence çok komikti. Herkes için de çok komikti. Herkes güldü yani. Ben gülmedim. Hadi barıştık o zaman. Sana gel bu ekmek arası çikolata yap. Hadi. Çikolata yap da yiyeyim. Aç kaldım. Ye. Ya ses senin de saçların yeter. Saçların. Yavaş konuşun. Dudaklar oynuyor. Hızlı konuşmuyoruz. Dudak tembelliği yapmıyoruz. Ağzımız oynuyor. Şu an kendimi anlayabiliyorum. Konuşmalarımda altyazı olmayacak. Bundan sonra yavaş konuşacağım. Temizlikten Behçet kafayı yedi. Tamam Behçet, tamam yavaş oğlum. Konuşacağım. Tamam, tamam Behçet. Alın Behçet'i, tamam. Alın Behçet'i, tamam. Kavga yok. Niyete para var ya, vallahi para var ya, baksana. Allah Allah, ben de bu da ya. Şu baksana, en az hepsi birer milyon olsa, bir, şu en az beş vardır rahat. Milyon euro bir de ya, Cel abi. Bak şu güzel, şu saat var ya. Abi, buraya, baksana şu darphane burası ya. Bildiğin Merkez Bankası'nın şeyi ya, yat bölümü ya. Baksana abi, 5, 3, 8, 10 desek. Eyvah, eyvah, burada uçak var. Benim matematiğim ya abi bunu ya. Vallahi benim matematiğim kilitlendi şu an. Ya değil apartman ya. Of. Vallahi harbiden apartman ya. Mübarek bunlar nereden buldun bu kafayı ya? Harbiden çok güzelmiş ha. Abi vallahi bile benim matematiğim şu an gitti. Ben ama uçuyorum şu an. Buna matematik akıl ermez ya. Abi vallahi ermez ya. Buna bak beni yaptın hesabı göre. 15 ile 20 sene para biriktir. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz zaten. Abi şuna baksana Allah'a seversen ya. Apartman yapmış lan ya. Ne kadar güzel. Alacak mısın bundan parası? Alırım. Ne alıyorum. Abi kolay gelsin. Gelene diyor. Eyvallah abi. Sürpriz ne ya? Tahmin et. Ne istiyordum ben senden günlerdir? Çikolata. Defterini okumama izin vereceksin. Odanda yastığın altına bakmak isteyebilirsin şu an. Meraktan öldüm şu an zaten. Yastığının üstünde bırak Ceren. Ceren abi masayı siliyor. Daha hayatımda ilk defa böyle kızların oturduğu masayı siliyor. Ceren gidecek masayı siliyor. Garson gibi hissettim bir an kendimi. Kızlara kahve yap oğlum. Kızların istekleri bitmiyor. Baksana ne dökmüşler ya şuraya bak ya. Bal mı dökmüşler, süt mü dökmüşler sabah sabah. Ceren gidecek masayı siliyor. Bak oğlan. Selam, akşam boş çıkma sana kalsın ya. Ney? Elimi vurursam var ya, ben ne olayım? Aa, eline sana gel abi. Ney? Ne yapacağım oğlum ya? Abi, boş çıkma şey yapar, gelişim olmaz. Lan oğlum al şunu. Masasının da şeyinin de ha. Baksana leş gibi bırakmışlar ya, bal dökmüşler masanın üstüne. Sanki masaya da bal diyorlar. Seda Hanım, öğle yemeğimiz efendim. Mercimek çorbası, bifteğimiz. Köftemiz var efendim. Canım ben köfte sevmiyorum. Efendim başka bir tavuk ızgara isterseniz. Balık ızgara. Levreğimiz var, çıkmamız var efendim. Beçet. Olabilir. Çekilebilirsin. Yanına mevsim salatamız. Bir isteğiniz varsa efendim onu. Fiyatlarını da söyle. Fiyatlarını da söyleyeyim. Yazarsanız.
Başka bir isteğiniz? Akşama tamam, özel... Tamam, ben bir şey ihtiyacım olduğu zaman seni çağırırım Sebastian. Profiterolümüz var. Öğle yemeğimiz var. Behçet beğendi. Behçet beğendi. Oo, patlıcan... Behçet daha önce yedi beğendi yani. Evet. Başka bir yemek de. Behçet beğendi. Patlıcanlar soyuluyor. Yapıyor, beğeniyor ondan sonra. Patlıcanlar soyuluyor. Ya da Yiğit Bahar var. Ufak ufak kuş başları. Yani Behçet'in kahvaltısını düşünürsek, her şeyin üstüne balı döktüğünü düşünürsek ve yemeklerin üstüne bütün yemekleri karıştırdığını düşünürsek ki eğer... Efendim size ben Behçet verdiği tavsiye ediyorum. Arkasında bir sütlaç. Sütlacımız manda sütüyle yapılmış. Evet. Senin ses sorun yeter, ses sorun. Ya ses senin sorun yeter. Saçların yeter, saçların. Senin ses sorun yeter. Yürü git. Senin ses sorun yeter. Denize giriyor, saçları hala kuru. Behçet beni taklit ediyor. Ben seni taklit etmiyorum Seda. Seda, git arkadaşlarına kontrol ol. Benim sesim kısık bu ha. Benim kısım sesim. Sesim kısık. Dört ben bir şey söyleyeyim mi? Benim sesim kısık. Bedenle mi konuşuyorum? Bedenle mi konuşuyorum? Yok. Hayır, tamam. Böyle konuşuyorsun. İyice ne saçmaladın yani Behçet. İyice ne seçmeledin. Benim sesim kısık. Seçmeledin. Saçmaladın. Konuşmalar yavaş yavaş bana benziyor Seda. Yavaş senin konuşuyoruz. Cümle. Hızlı konuşmuyoruz. Dudaklar oynuyor. Dudak tembelliği yapmıyoruz. Ağzımız oynuyor. Bak konuşurken... Şu an kendimi anlayabiliyorum. Behçet seni karanlıkta aşağıda görsem yemin ederim kalp krizi. Alt yazısını kaldırıyoruz Behçet'in. Artık hızlı konuşmuyorum. Konuşmalarımda alt yazı olmayacak. Bundan sonra yavaş konuşacağım. Temizlikten Behçet kafayı yedi. Behçet temizlikten kafayı yedi. Hadi oğlum. Tamam sonra. Tamam. Tamam alın aşağıya Behçet kafayı yedi. Tamam Behçet. Tamam Behçet. Tamam oğlum. Yavaş konuşalım. Tamam alın Behçet'i. Alın Behçet'i. Tamam kavga yok. Çikolata süreceksin ekmeğime. Ne? Çikolata. Yiğit buraya gelir misin? Yiğit buraya gelir misin? Çikolata bitmiş. Buyur. Ya bitmedi. İdareli yiyoruz arkadaşlar. Siz ya bitmedi şu kadar. Sabah şey. Erken kalksaydın yani yeseydin. Yani şu kadarcık. Tamam. Çikolatalı ekmek mi istiyorsun? Evet şu kadarcık. İnanmıyorum ya. Ekmek arası çikolata istemedin mi? Güneşe koy biraz erisin o. Ekmek arası çikolata koy dedim. Bunu koydular ya. Ben senin ama en doğal yollarda çikolata yemeni istedim. Katkı maddesi olmadan mı? Falan İnsanlar kaldı. Ona başka bir şey göbeği diyor ama sen ilk defa makarna göbeğini icat ettin. O değil de kazanan kaybeden en son sürpriz yapıyordu. Hiçbir sürpriz görmedim. Belki sürprizin çoktan hazır değil. Ne yaptın? Kek mi yaptın? Ben öyle keklerle falan uğraşmıyorum. Ama sürprizin hazır yani. Sadece... Senin biraz arayıp bulman gerekiyor. Bir yere bir şey mi sakladın? Daha açık konuşsana. Sür gibi sür. Açık konuşursam ben bundan ne keyif alacağım? Sürpriz ne ya? Tahmin et. Zaten öğreneceksin. Ne olduğunu nereden bileyim? Bir tahmin aşağı yukarı ya bak, ben de yerini çok kısıt, tahmin edebilir miyim? Çok kısıtlı imkanlar var. Çikolata. Ben çikolatayı bulurum sana, kolay. Damla sakızlı Türk kahvesi. Ne istiyordum ben senden günlerdir? Defterini okumama izin vereceksin. O da mı değil? Değil. Bitti, tükendim o zaman. Bir şeyler okuyacaksın ama o defterim olmayacak. Korkmaya başladım şu an. Neyse tamam, daha uzatmayacağım lafı. Oradan da yastığın altına bakmak isteyebilirsin şu an. Ne koydun? Koydum, bakar mısın eller mi? Git bak. Kalk da git. Meraktan öldüm şu an zaten. Git bir bak bakalım. Yok artık. Ay bakalım nasıl bulacak. Çikolata dedi ya. Çikolata ne abi? Hediye olur mu çikolatadan? Çikolata diye bir hediye olabilir mi ya?
Eski zamanlardan beri gemiler sınırlarını bilmedikleri, belki de aradıklarını hiçbir zaman bulamayacakları okyanuslarda karaya ve limanlara hasret bir şekilde döndüklerinde iplerinin ucuna bu düğümü bağlayıp karaya atarlar. Düğümün içinde bir ceviz vardır. Amacıysa limanda o ipi tutan kişinin ipi yakalarken zarar görmemesidir. Gemileri karaya bağlayan bu düğüm ve el incesi denir. Fırtınalar arasında göreceğin liman için bunu sana hazırladım. Sanki kız istemeye gidiyoruz ya. Çikolata diye hediye oldu. Damla sakızı Türk kahvesi. Daha ne? Yastığın altından bu çıktı. İçinden de bu çıktı. Bunu hep takacağım. Yarışmanın sonuna kadar benim şans bileziğim olacak. Ve kendisi el incesi deniliyormuş buna. Kendisi yaptı. Yine harika bir şey düşünmüşsün. Ne çabuk okudun. Okudum. Zaten böyle şey gibi gittim. Falan diye gittim yani. Ama bunu ben takmak istiyorum. Yani şurasından bir ip falan hallederiz. Yarışmalarda şey getirir. Yani uğur getirir herhangi bir şey. Hani gerçi kağıtta gerekli açıklamaları yaptım orada ama. Teşekkürler. Yani gözlerinin içi hep gülüyordu. Bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü üstüne çok geliyorlar. Ve ben olduğum sürece istedikleri kadar gelebilirler. Yani ben buradayken ona bir şey olmayacak. Yani gözlerinin içinin hep gülmesini sağlayacak. Ama çok güzel. Yastığımın altına bunu koyup uyusam güzel rüyalar görür müyüm? Görebilirsin. Kabuslar görüyorum birkaç gündür. Ben bu tarz şeyleri çok severim. Özellikle emek verip, yani bunu gerçekten hazırlamış olması benim aklım almıyor. Böyle bir şey ben hayatta yapamam çünkü. Ezgi'nin itiraf ettiğini anladık. Ve dedim ki hani dediğini yapmış. Ezgi'den tam olarak beklemediğim bir şeydi. Kameradan görüyoruz. İyi kız. Ama yakından da görmek istiyorum. Onlar da bizi tabii ki görmek ister. Tabii ki. Sen anlarsın, sen şimdi uzakta, cennette meleklerle bizim düşler ağlarsın. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri, elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın. İyi bayramlar. Gel canım, gel canım. Görsene kör olmuyor. Ben bayram diyorum. İyi bayramlar. Nice bayramlar. İyi bayramlar bebeğim. Görümce bin oğlu. Öp yengelerini. Savaş. En sıcak anımsın. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, erken kalkın kızlar. En güzel giysileri, elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Behçet alışverişe gideceğiz akşam, istediğim bir şey var mı Özer? Yoksa kafamı göremiyorum. Yok. Tişört falan alayım, ne renk seviyorsun? İstemiyorum ben dışarı. Akşam da bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Türkü. Of. Eyvah. Siz gittikten sonra bunu yapacağız. Aynen bu sefer. Neyi söyleyeceksin? Neden gireceğim abi? Neyi söyleyeceksin? Neyi söyleyeyim? Sarı. Sarı gelin olur mu? Evet, sarı gelin. Evet gelin tamam, olsun. Tamam oğlum, almayacağım mısın? Neyden ölsün? Sarı gelin. Ben böyle sinirli söylemiyorum ki. Yüzüne karşı gelin, güzel bir şey söyle aman. Bak. Gelinim olacak benim gelinim. Tamam sen geliyorsun. Sen evladım. Senin kardeşine bak, Hasan'a bak Hasan'a. Bir veda içalım. Aldın başını gittin. Ne kadar masum bir şehri terk ettin. Avunurken olur olmaz aşklarla. Sen hem sevmedim. Sevmedim mübarek. Söyle hadi söyle. Sen hem sevmedim senden. Nefret ettik.
Ne sen unuttun ne ben unuttum. Aldatma ben de kendini. Lolo Behçet. Aldatma kendini. Gel. Yanıyor içim. Eriyor içim. Gel gel. Sarışınım gelme. Git Orkun abiye git. Git git sarışın. Böyle Orkun abiye git derken de içindeki o öfke ve nefret ve kin. Şaka yapıyorum Behçet. Hadi yapma söyle. Yapma bana tamam, şaka. Gel gel sarışınım. Gelme sarışınıma gelme. Başka sarıyla ilgili ne şarkı var? Hangisi? Sarı taksi dolandı. Gelip de kapıya dayandı. Bana sarı taksi diyor ya. Ama benim adım Elvan Dalton. Ben gezerim balkon. Gelip de kapıya açarım ama. Bakar oğlum. Arkam pusun. Döp beni. Döp. Yerimdeyim ya. Demek sana Orkun benim arkadaşım diyordu. Benim arkadaşım dedin. Arkadaşım demedim ben sana arkadaşım dedim. Ben sevgilim dedim. Sen sevgilim mi demiyorsun? Sevgilim de demedim. Hiçbir açıklama yapmadım. Yapmak zorunda mıyım ben? Evet. Cenab söyleyeyim. İnsanlar bir şey varsa görürler zaten. Burada çıkınca nerede? Evlenecek mi dedin? Evlenmek teklifi alırsam evlenirim. Adamın dini mi bu ya? Durduk yerde ben evleneceğim mi diyeceğim evde kalmış. Ne? Yaşın olmuş 25. 5 yılda evlenmesen o evde kalmış. 3 hafta Orkun abi gider. Aşkla pıs diye gider. 3 hafta mı biçtin? Kendine kaç hafta biçtin? Ben hafta giderim. Allah korusun ben için. Taktiğim şu. Bu hafta evlenmeyip. Evet. Kendimi Celal abi dövdürüm diyorum. Celal abi ben dövmez kimseyi. Kimi dövdürür kendini? Sen döv beni o zaman. Ben kaza su veririm. Kanıtlayamazsın. Bak abi şu an kayıt altın var. İçinize de hediyeni söyleyeceğim. Tamam. O için param var mı? Sakın param var mı? Param var evet. Arkadaşlar, görmek istiyorum. Pahalı olsun. Şişli kart istiyorum. Favorine söyle, favorine. Favorine söyle. Değişim kart olsun. Bayağı. Hadi canım sen kahve yap. Hepinize hediye alacağım, merak etme Ceylo. Öpücük. Öpücük. Hadi Behçet, kahve yap sen kahve. Bay bay. Öpüyorum. They say your mattress in the nearest hole in the wall motel, and they swear it's unbelievable. Hey, yeniden karadayız. Then they leave with empty wallets and a new appointment to come back. So neler yapsak neler yapsak? Alışveriş yapalım. Alışveriş yapalım ya. En çok özlediğim şey alışveriş. Şunlar burada oturalım mı? Çok güzel görünüyor. O zaman biz burada oturalım. She's an international lover, joined a consultant. Don't even know he puts the bill for her escapades. Sade. Ben soğuk kahve istiyorum Marta. Çilekli limonatanız var mı acaba? Tam 40 gündür bu teknedeyiz. Ailemin izni olmadan geldim aslında buraya. Çünkü onlar okulum bittikten sonra onların yanında yaşamamı istiyorlardı. Samsun'a dönmemi istiyorlardı. Fakat ben onları dinlemedim. Şu an başka bir yöne doğru adım atıyorum. Bu onları korkutuyor sanırım. Ama korkmasınlar. Yanlış bir şey yapmayacağımı biliyorlar. Onları çok seviyorum. En çok neyi özledim? Bazen korktuğum zaman annem ve babamın odasına gidip açılın işte aranıza gireceğim, ayrılın deyip onların arasına yatarım. Onu özledim. Annen de çok. Yanaklarını. Yanaklarını sıkmıyor. Yanımda olsa dediğim gibi çok sevdiğimi belli edebilen bir insan değilim. Seni seviyorum cümlesini de çok kurabilen bir insan değilim. Seni seviyorum deyip yanaklarını sıkıp boynunu atlamak isterdim herhalde. Ya yapmayın arkada mı? Şaka. Şaka. Buyurun geç. Şaka. Şaka. Bir de bu tarafında. Ben de söyleyeceğim.
Ben de seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun. Sen de sabah geldin. Sabah geldim, getirdiler beni. Teşekkür ederim. Göremedim seni, aklım gitti. Acı yaptı dedim, bir şey mi oldu? Ne oldu? Yok, bir şey olmadı. Biraz hastalandı sadece. Yani her şey için teşekkür ederim. Ne yaptınız siz ya? Ne yaptınız yani? Bayram hediyesi. Çok güzel oldu. Küstünüz herhalde. Öyle mi oldu son gece? Ne oldu? Baba ne yapıyor? Ay çok, o da ay bir bak benim yerime çok öp dedi. Oh. Oh. Biz ona hiç küsemeyiz. O bize küsemez, biz ona küsemeyiz. Biliyordum küsemeyeceğim. Ay biz ona küsebilir miyiz? Biraz şımarıklık yaptım sanırım. Çocuklarımın hiçbirisine nasıl küsemem. Nasıl olsa çıkınca barışırlar diye. İyi bir sürprizdi. Ama yanımda olsa söylerdim kelimesiz. Söylerken kolay geliyor ama şu an yine zor geliyor. Bu benim yapım sanırım, değiştiremeyeceğim bir durum. Ama onları çok seviyorum. Annemi de babamı da çok seviyorum. Gelişleri falan yapıyor muydu? Burada bütün erkeklere hizmet bulaşıyor. İsterse yapıyor, isterse hepsini yapıyor. Yemek de yapar, temizlik de yapar. Ama istemedikten sonra da öylece oturur. Hiçbirini de yapmaz. Çilem ablanı aramış da, anne sana sürprizim var, Bodrum'a gidiyorsun. Dedim ben şimdi dedim Bursa'dan dönüyorum. Hemen geldim, valizleri bıraktım, geri döndüm. Teknede kalsalar ya bizim insan. Öyle istediği şeyler ama herhalde bizim... Bizimle şeye... teknede kalsınlar. Bizimle teknede kalsınlar lütfen. Kırk gündür teknedeyim. En başından beri bana karşı zaten ilk geldiğim günden beri önyargıyla yaklaşıyorlardı. Hiçbir zaman dinlemediler ya da karşılarına alıp beni konuşmak istemediler. Böyle bir fırsat vermedi kimse. Ben birkaç arkadaşıma bunu söylediğimde de konuştuğumuzda hiçbir yere varamadık. Çünkü daha öncesinden benimle ilgili çok güzel alt zemin oluşturulmuştu ve hiçbiri fikrini değiştirmek istemedi. Sen ailemi özledin herhalde. Ailemi çok özledim. Özellikle teknede değerlerini bin katı fazla anladım. Gerçekten benim için en önemli şey hayatımda ailemdi. Burada bunu bir kez daha anlama fırsatı buldum. Hatta öyle ki yani dua ediyorum akşamları, Allah benim ömrümden alsın, onlara versin diye. Onlarsız tek bir saniye bile yaşamak istemiyorum. Annen ne ifade? Annem güçlü bir kadın. Onun gibi olmaya çalışıyorum teknede de. Zaten babam da gelirken buraya bana tek bir şey söylemişti. Kızım bir duruşun var, o şekilde git ve gel. Bizim ailemizin bir ismi var, kendine yakışan şekilde orada dur demişti. O yüzden onlar için burada duruşumu bozmamaya, biraz daha susmaya çalışıyorum. Alttan almaya çalışıyorum ama hepsini çok özledim. Acayip özledim, hepsini çok seviyorum. Anneme eminim ki namazlarını hep dua ediyordur ona. Onun sayesinde sanırım. Bu kadar kalabildim. Onu çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum benim. İki tane annem, iki tane babam var, bilirler. Hepsini çok özledim. Acayip. Güçlü durmaya çalışıyorum ama özellikle yalnız kaldığımda, uyuduğumda benim için uyumaya çalıştığım anlar da çok zor oluyor. O yüzden hep gece dua okuyorum. Onların da dua okuduğunu biliyorum. Özellikle bu hafta benim için güzel bir sürpriz oldu. Halk koruması aldım. Hiç beni tanımayan insanlar tarafından koşulsuz sevilmek daha önce hiç yaşamadığım bir şeydi. Bu gerçekten beni çok mutlu etti.
Yani onların sayesinde biraz daha teknede başım dik yürüyorum. Ben yanımda olsam. Deli gibi sarılırdım. Sarılırdım. Yani öperdim babamı da o şekilde. Ablamı da. Diğer annemi, diğer babamı da. Yani sadece seslerini duysam bile yeter bana. Çünkü gerçekten çok fazla burada yanıldım. Anne! Ay benim babacığım. Sürpriz olacak, bayram sürpriz. Ben sana söylemiştim değil mi? Biliyordum geleceğini, biliyordum bırakmayacağını beni. Ben görüştürmeselerde demedim mi? Tekne tutarım oradan, illa ki sana el sallarım, gelirim diye. Biliyordum, söyledim zaten ben. Yani biliyorsun, aklıma koyduğumu yaparım. Ay canım kızım benim, yalnız. Niye orada yalnızsın? Neden böyle kendini şey tutuyorsun? Neden öyle yapıyorsun? Sen sanki orada kendin değilsin. Sanki böyle bir böyle içine çekmişin kendini sanki. Niye öylesi? Bilmiyorum. Çok üzülüyorlar beni çünkü o yüzden. Ay boş ver onlar şimdi. İnanmıyorum ya, yok böyle bir şey. Ablam. Ablanın babanın çok selamı var. Öpüyorlar seni. Ay şu an öyle mutluyum ki. Şu an var ya, çocuk gibi oldum yemin ederim. 5 yaşında çocuk gibiyim şu an. İyi misin? Çok korktum zaten reklamları görünce endişeleneceksin. Evet. O reklamları görünce dedim kesin atlayacak yani. Dün gece hiç uyumadım ki. Sabah bir 6.30 falan kalktım. Bir daha da yatamadım. O saate kadar, bir de 3'te yattım. Düşün 3 saatlik uykuyla. Bulaşık, çamaşır yıkamayı öğrendim bu arada. Renkli beyaz hepsini biliyorum artık. Hülya ablanın neler çektiğini artık Fatma ablanın falan anlıyorum. Cefa çekmeden sefa sürünmüyor biliyorsun. Çok zormuş ama temizlik vesaire. Yani benim çamaşır sularının hangisinin nereye kullanılacağını öğrendim. İlk başta çamaşırlarımı yıkayamıyordum. Yardımcı oldular vesaire. Ama yani çok zor. Ve bana hiçbirini öğretmedi. Her şeyi yap, temizlik, bulaşık. Yemin ederim bir günde 7 posta çamaşır yıkadım. Çamaşırlarla aramda kutsal bir bağ oluştu. Yani şey uçmasın, dokunmayın falan diyordum yani en son. Neler biliyorsun ben? Arkadayım. Şiler sezinliyorum da. Orkun bana hep yardımcı oluyor. İşte gerçekten o ilk günden itibaren yani işte akşam yemeği yapmıştı sabahından itibaren bizim çok güzel bir diyaloğumuz oluştu onunla. Tıpkı İlkay gibi, Koral gibi. Diyorsun. Evet. Yani benim için her zaman ayrı yeri. İyi ki var, hep hayatımda olacak. Bir de Celal abi var. Ay evet, o da çok. Çok tatlı o da. Evet. Koyunlarda felaket. O kendine güvensiz oluyorsun. Yalnız hisset, toparlayacaksın. Toparlayacağından eminim. Çünkü ben seni hiç öyle görmedim. Evet, bu kadar, ben yani de bu kendimi kadar görmedim bu kadar. Yani bu kadar görmedim. Onu toparlayacaksın. Tamam. Baş başa bırakalım. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öbürlerin anneleri de geldi. Onlar da şey çok iyiler. Onlar da çok iyi insanlar, pozitif insanlar. Hani sizin oradaki gerginliğiniz bizim aramızda. Hiç böyle görsen nasıl mutluyuz, nasıl mutluyuz. Merhaba. Merhaba. Sen de kızın Aydın. Ay evet, gerçekten yani şoktayım ben zaten. Hiç beklemiyordum onu gerçekten. Sarı arkadaşına da. Hadi, bir yarışma için kırmaya hiç gerek yok. At dedi. Yani evet, onlar hep arkadaşlar. Ezgi'nin itiraf ettiğini anladık. Ve dedim ki hani dediğini yapmış. Ezgi'den tam olarak beklemediğim bir şeydi. Kameradan görüyoruz. İyi kız. En
en çok kimi özledim? En çok annemi özledim. Ablamı, kardeşimi ve en yakın iki arkadaşımı özledim. Yani... Annem, yani biz babamı kaybettikten sonra 6-7 yıldır evin direği. Biz biraz küçük bir aileyiz, çekirdek aileyiz. Yani annem, ablam, kardeşim ve ben varızdır ve çok şeyizdir. Şu anda annem burada olsa ne söylüyorsun? Annem burada olsa bilmiyorum yani. Sevdim seni. Yani biz hiç bayrama şey yapmadık, ayrı geçirmedik. Onu sevdiğimi söylerdim. Yani ne kadar biz birbirimizi kırsak da, üzsek de, kavga etsek de... Bir isyan, hep bir isyan. İlk defa mı bu kadar ayrı? Evet, 40 gündür. De şeydir annem, panik ataktır. Sürekli ne oldu, ne bitti, kesin bir yerine bir şey olmuştur, aç kalmıştır, sus kalmıştır, şöyle olmuştur, üzülmüştür. Biraz da benim duygusal olduğumu bilir. Ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum. Bunu tüm yürekle söylüyorum. Bayramı kutlu olsun. Sarılırdım herhalde. Bilmiyorum. Yani duygularım çok karmakarışık. Seninle geldim. Çok sevindim. Senin için bindim anneciğim. Bak senin... Çok iyi oldu. Evet. Senin en büyük korkumu yendim. İşte bu yapılan en büyük sürpriz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum herkese. Bize bir mutluluğu yaşattığınız için teşekkürler. Yani iyi ki kızlar kazandık. Hayatın dağıldığına en güzel bayram hediyesi. Annemin yükseklik korkusu var ve bunu hiç yenemedi. Evde iş yapıyor mu? Hayır. Evde iş yapmıyoruz ama her şeyi biliyor. Biliyor ama yapmıyor. Zormuş anne. Çok zormuş. Tekne de alışkanlık şeyle uğraşmak. Eve gelince. Yaparsın. Yaparım. Kırk gündür teknedeyim. İkinci kez karaya ayak basıyorum. Çok değişik duygular içerisindeyim. 40 gün teknede olmak çok yorucu. İnsanlar bizi lüks içerisinde zevkle, sefada zannedebilirler ama hiç de öyle değil. 40 gün teknede olmak çok zor. Güzel yanları yok mu? Elbette var ama 40 gün dışarıyla tüm bağlantını kesiyorsun. Bir gazetenin tek satırını bile okuyamadım 40 gündür. Bu çok zor bir şey. En çok tabii ki de annemi özledim. Kıyaslanamaz bir his bu. Ama onun dışında tüm ailemin bütün fertlerini de özledim aynı zamanda. Ama en çok annem tabii ki de. Ablamı çok özledim. Ufaklıklarımız var, Gizemay, Aysima. Onları çok özledim. Yağız. Bana şu an en çok koyan şey burada. Ben İstanbul'da yaşıyorum 7-8 senedir. Ailem Denizli'de. Çoğu bayramda keyfi veya çalıştığım sektörden dolayı bayram günleri ve yılbaşlarında her zaman bizim bir iş tempomuz. İşimiz olmasa da acaba iş gelir mi mantığıyla ailemin yanına gitmeden geçirdiğim birçok bayramım oldu. Yani çocukluğumdan beri ailemle hiç bayram geçirmiyorum. Bu bayram da yanlarında yokum. Yani o yüzden anneme böyle o kadar çok sarılmak istiyorum ki sımsıkı.
O da şu an beni izliyorsa ağlıyordur muhtemelen. Gerçekten annemi çok özledim. Ya benim annem biraz farklı. Biz çok değişik büyütüldük. Benim babam, ben 18 aylıkken gitti. Annem evin hem babasıydı hem annesiydi yani. Çok farklı büyüdük. Benim 3 ablam var. 4 tane çiçek gibi kız çocuğu yetiştirdi benim annem. Evin erkeği olarak. Emekçi bir kadın. Yani yeri geldi sabahın 5'inde ben çok küçüktüm. Ablamlar liseye giderken bir kamyon kasasının arkasında çapaya gitti benim annem bizi büyütürken. O yüzden annem hiçbir şeyle değişilemez. Yani İstanbul'daki bazı arkadaşlarımın annelerini görüyorum. Sonrasında mesela ablam beni arıyor, diyor ki Nihal, annemle kavga ettik. Böyle oldu, şöyle oldu. Ya annemle bir konuş, hani şey yapsın, toparlasın kendini. Abla diyorum, annemin aç, ayaklarının altını öp. Öyle bir annem var. 5 vakit namazında, niyazında bir kadın. Beni biraz farklı görebilirsiniz. Annesine bak, kızına bak diyebilirsiniz. Ben annemin 4 kız çocuğunun bir erkek evladıyım. Beni savaşçı olarak yetiştirdi. Annem burada yanımda olsa şu an. Annem burada yanımda olsa bilmiyorum, çok kötü olurdu. Annemi çok özledim. Gerçekten çok özledim. Ya annen gelse dediği anda böyle hissetmiş gibiydim. Çok kötü oldu. Ablam gümbürte gitti. Yok yok. Çok teşekkür ederim size. Annemi burada görmek yani dünyanın en paha biçilmez şeyi. Annem olsun bana hiçbir şey olmaz. Kesinlikle öyle. Ben her zaman söylerim. İstanbul'da yıllardır tek başıma yaşıyorum. Şu da benim başıma gelmeseydi keşke dedim, hiçbir şey yaşamadım. Her zaman da söylerim ki annemin dualarıyla ayaktayım. Bunu her zaman söylerim, herkese söylerim. Evi hayal ediyordum böyle. Salondan içeri girdiğimi düşündüm. Annem yanıma geldi. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Allah rahat olsun hepimize. Kar topu gibi annem var işte. Evet, çok çok fazla. Ya şu an duygu karmaşası yaşıyorum. Ne diyeceğimi bilemedim. Ama çok acayip mutluyum. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani yapacağınız hiçbir şey bununla eşdeğer olamazdı. Çok teşekkür ederim. Siz ne diyeceksiniz Nihal için? Ben ne diyeyim ya? O benim gözümün çiçeği.
Ne zaman geldiniz? Bu sabah. Bu sabah geldim. Biraz dinlendik. Bütün anneler geldi sonra. Öyle mi? Herkes var. Evet. Ne güzel. Annesine alan ekibe katılıyor. En çok kimi özledin? Neyi özledin? En çok anneanneciğimi özledim. Köpeklerimi özledim. Teyzemi özledim. Ve arkadaşlarımı özledim. Anneannem nasıl bir kadın? Seni seyrediyordu şu anda. Anneannem zaten, yani benim tahminim şu ki daha önce kendi seyrettiği böyle dizileri vardı. Felçli olduğu için devamlı evde olmak zorunda. Asla kanal değiştiretemezsiniz ona mesela. Bence şu an Kanal D'den başka kanal çevirmiyordur. Belki reklamlarda görürüm diye devamlı Kanal D'yi seyrediyordur. Eminim yani. Berrak teyze. Teyzem, yani benim durumum biraz daha farklı. Hayatta herkesin imtihanları oluyor. Ben doğduğum andan itibaren bazı imtihanlara tutuldum. Bunun iyi kötü olduğunu bilmiyorum. Her şey Allah'tan geliyor sonuçta. Anne baba ayrıydı. Hiçbir zaman birlikte olmadım ve bir aylıktan beri beni anneannem büyüttü. Ama bir yandan da çok şanslıydım çünkü öyle bir anneanneye ve dedeye sahiptim. Bana sahip çıktılar, beni okuttular. Annemden bahsetmek istemiyorum çünkü annemi de ben affettim kendi içimde. Çünkü o da kendi hayatını yaşamak istedi. Hepimiz yalnız geliyoruz, yalnız ölüyoruz. O da öyle bir hayatı tercih etti bensiz. Yapacak bir şey yok ama ondan yine de Allah razı olsun, onun annesi bana annelik yaptı. Teyzemle de birlikte büyüdük. Aramızda 16 yaş var. Aslında abla kardeş gibiyiz. Teyzenle yarısıdır derler. O da öyleydi. Seviyorum ya onu. Onu da çok seviyorum yani. Onun da yeri ayrı diğerlerine. Sarılırdım herhalde. Ne yapar sarılırdım. Öperdim. Akis'in zaten başladım, ağlardım. Normalde çok sert bir mizacım var. Dışarıdan da öyle, duvarlarım var. Kimseyi kolay kolay yanıma yaklaştırmam, çok fazla da konuşmam ama içimde çok duygusal bir insanım. Yani biraz da hayat beni buna itti. Sert olmaya, uzak olmaya. Ama o olsaydı iyi olurdu. Bizim ailemizde erkek yok. Biz hep bayanız. Hep bayan doğurmuşlar. Bir tane erkeğimiz orada teyzemin oğlu. Ben de daha evlenemedim malum. Kocam da yok. Anneannenin adı ne? Zehra. Ben bir bayram da sözüm yok. Anneanneciğim bak teyzem de geldi. Çok iyiyiz. Burada bize çok iyi bakıyorlar. Safa sağlamım, o da gördü bizzat kendi. Senin bayramını kutluyorum, ellerinden öpüyorum. Gelince sana doya doya sarılacağım. Ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Bunu ben hani artık yaş olarak da biraz tecrübe kazandığım için söylüyorum. İnsanlar bazen gerçekten bunun farkına varamıyorlar ama bence varmaları gerekiyor. Aile çok önemli. Çünkü insan bazı şeyleri gerçekten kaybettikten sonra anlıyor. Ben de bunları... Yani hep hayatımın belli kesimlerinin eksikliklerini yani şöyle söyleyeyim, ilkokul müsameremde bile bunun yokluğunu hissettim. Herkesin annesi babası oradayken benimkiler yoktu. Babamın bunun için asla suçu, evet siz oradaydınız ama yani insanlar bazen böyle asilik yapıyor, isyan ediyor falan yapmasınlar. Çünkü gerçekten aile çok önemli. Ne yaparsa yapsın yani anne baba, ne diyorsa doğrudur. Bir gün onun gerçekten doğru olduğunu onlar da anlayacaklar. Kıymetini bilin diyorum. Bir ayı geçti teknede oluşumuz. En çok tabii ki de annemle babamı özledim. Ben tekneye binerken en son ne zaman? Hemen Bodrum'a geldiğimizde, yani Bodrum'a geldiğimizde ailemle en son o zaman konuştum. Bir daha da henüz daha hiç seslerini duymadım ki annemle sabah tam başlar yani gece uyuyana kadar
Herhalde bir en fazla 5 kere falan konuşuruz bunu. Bir de en çok annemin neyini özledin? Annemle biz çok fazla böyle didişiriz diyeyim. Çünkü anneler her zaman haklı, o ayrı bir konu ama ben de biraz inatçıyım. İnatçı olunca, annem de biraz otoriter olunca bir çakışıyoruz arada. Ama en çok annemin gülüşünü özledim ben yani. Aslında anneme benzemek isterdim çünkü çok güzel bir kadın. Öncesinde yani gençken daha güzelmiş. Lady Diana'ya benzetiyorlarmış annemi. Yani her şey aklıma geliyor. Yani tartıştığımız, tartışmadığımız bütün her şey yani. Burada düşünmek için çok fazla vaktimiz var. O yüzden her şey aklıma geliyor. Yani her şeyini özledim diyeyim. Babam apayrı. Bizim evde şöyle bir durum var. Babam duygusal bir adam, romantik biri. Ve annemle bu yüzden hani bazen tartışıyorlar. Annem daha çünkü mantıkçı bir kadın. Babam böyle hani her şey güzel babama göre, hani her şey olumlu falan. Ve ilahi hep dua ediyorum hani onlar gibi bir evliliğim olsun, onlar gibi bir ailem olsun diye. Hep dua ediyorum. Savaşı olan duygularını açıklıyorum. Babam güzel mi böyle? Babam her baba gibi tabii ki bir korumacı, bir kıskançlık durumu olabilir. Ama babamla da ben hani arkadaş gibiyim. Annemle nasılsam babamla da öyleyim. Küçüklüğümden beri hani babama da sevdiğim, beğendiğim çocukları anlatırdım ben. Ama tabii içgüdüsel olarak babam bana biraz kızabilir. Peki bayram? Onlarsız bir bayram. Daha henüz hiç onlarsız bir bayram geçirmemiştim ben bu yaşıma kadar. Biz her bayram babaannemlere gideriz. Babaannemlere, anneannemlere. Onlar köyde yaşıyorlar. Ve bütün bayramlarda yani bu seneye kadar hep yanlarındaydım. Kesin şimdi çok eksikliğimi hissedecekler yani. Ben nasıl burada onların eksikliğini hissediyorsam. Son annenle babana bir, önce annene bayram mesajı gözünün içine bakarak. Anneciğim seni çok seviyorum, seni çok özledim. Tartışmalarımızı da özledim. Özledim. Baba seni de çok özledim. Ozan'ı da özledim, babaannemi de özledim, anneannemi de özledim. Sonra demesinler bana bizi özlemedin mi diye. Teyzelerimi, halamı, dayılarımı hepsini özledim. Yani buradan herkesi özledim diyebilirim. Şu anda annen yanında olsa ne yapayım? Annem yanımda olsa herhalde şu anda sarılırdım ben. Ama ağlayabilir miydim bilmiyorum. Çünkü ağladığım zaman üzüleceklerini düşündüğüm için genelde pek birileri... Biz de seni üzüldük. Canım benim. Bana bırak. Aman. Daha bitirmedim ki. Canım benim. Bir de Ozan olsaydı. Sen canım benim. Ozan. Çok çok selamlıyorlar. Evet. Ben
niye ağlıyordum unuttum. Sürprizimizi gördün. Asıl sürpriz orada bak. Sen kocaman ya. Hadi bakalım. Büyütebilmiş miyiz? Kocaman korkma korkma. Sen beni hatırlamadın biliyor musun? Kocaman annesi. Sokaktan bulup da küçücük getirdiğin kedi bu işte. Sen yokken bu kadar oldu. Utandırmak gibi olmasın da geçen bir açıklama yaptı. O açıklamalarına ne diyorsun? O açıklamalarına şaşırdık. Şok olduk hatta. Şimdi Ezgi'de şöyle bir şey var. Ezgi hep derdi ki hani böyle ikili ilişkilerde neden kadınlar hep erkekten bekler? Niye? Erkeklerin söylemesi gerekir illahi önce. Kadınların da söylemesi doğal değil mi gibi. Onu gerçekleştirdi. Baba biraz strese girdi galiba. Evet, biraz strese girdim. İyi ki fragmanlarda içeriğini yani can alıcı cümleler konulduğu için içeriğini tam olarak anlamamıştım. Ezgi'den tam olarak beklemediğim bir şeydi. Önce bize danışırdı ama zaman dediği gibi konuşurduk genellikle bu tür şeyleri. Bizsiz bir karar almış ama biz her iki çocuğumuzu da karar ve sorumluluk alabilen bireyler olarak yetiştirdik. O yüzden güveniyoruz yani verdiği kararı kabul ediyoruz ve bu kararın arkasında duracağına sorumluluğun kendisine ait olduğunu da çok iyi biliyor. Eğer olumlu bir kararsa biz destekleriz. Yok olumsuz bir kararsa cezasını kendi çeker. Ozan'ın çok selamı var. Evet ya ben onu soracaktım. Çok önce özledim, çok özledim kızım. Bu da fragmanı görmüş. Önce Savaş'ın sana bir şey söylediğini düşünmüş. Söyle, Savaş ayaklarına denk alsın dedi. Sonra senin itiraf ettiğin anlayınca da söyle Ezgi'ye, Ezgi ayaklarına denk alsın diye. Herkese çok selam söyle. Herkese çok öpüyorum. Kendine iyi bak. Hadi gidelim. Hadi hoşça kalın. Kendine iyi bak. Çok öp benim için. Ablanları da öpeceğim, babanı da öpeceğim. Bize çok güzel bayram hediyesiydi. Aa gitmesiniz. Bizimle gelseniz keşke. Hadi. Dikkat et. Görüşürüz annem. Ne söyleyeyim bahçeden? Selam söyle. Çok böyle hani kendine özgü bir şeyi var, kişiliği var. Hep böyle pozitif oluyor. Tamam. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. İyi bayramlar. İyi ki geldiniz. Ağlama anne, ağlama. Anne ağlama evet. Ağlama. Kıyamam hala yasa oluyor. Kızlar şoka girdi. Ben ağlıyorum tamam mı? Aynen konuşurken ağlamaya başladım. Ben arkama bakamadım. Annen arkanda diyorlar. Hayır değil diyorum. Hayır. Böyleyim. Bak uçak yükseklik korku olduğunu biliyorum. Tam uçağı asla binemez. Balkondan bakamaz. Binmiş mi? Binmiş. Uçağa binmiş. Buluşması gerçekleşti.
Ne ailesi ya? Kızlar ve anneleri bebeğim. Kızlar ve anneleri. Kızlar ve anneleri. Annemle sarıldım. Aynen. Şok, şok, şok. Annem gelmiş, ablam gelmiş. Annemiz iki celle kahve yaptık. Kızları botla gelirken gördüğüme çok sevinçlilerdi. Ben zannettim ki ne bize hediye aldılar. Geldiklerinde bir anlattılar ki aileleriyle buluşmuşlar. En büyük hediye bence anneleriyle, babalarıyla, kardeşleriyle buluşmaktı. Mehmet ağlayın. Annem sana çok selam söylüyor. Annelerimizin hepinize selamı var. Alışveriş yapmadınız mı? Alışveriş yok, yalanmış olsun. Alışveriş, ne alışveriş ya? Anneler ve kızları. Sürpriz muhteşem de diyecek kelime yok. Daha iyisi ne olabilir ki? Annemi gördüm. Gerçekten çok mutluyum şu an. Bütün pozitif enerjimi aldığım gibi yola devam. Bize röportaj yapıyorlar böyle, oturuyoruz. Anneni anlat diyor. Anlatıyor sonra ağlamaya başlıyorsun zaten. Biri geliyor sana bir dokunuyor buradan böyle. Anlamıyor. İnsanların normal şartlarda ailesiyle geçirmesi gereken bütün vakitlerde hep çalıştım. Denizli'ye gidemediğim çok vaktim oldu. Hiçbir özel günümde ailemle birlikte geçirememiştim. Ama bu sefer öyle olmadı. Ben gitmedim bu sefer, annem bana geldi. Çok mutlu oldum. Muhteşem bir sürprizdi. Kızlar ve anneleri oldu ya. Kızlar ve anneleri. Sürprize bayıldık. Annem ikinci kattan bakınca bile yükseklik korkusu var. Hani bakamıyor. Uçağa binmesi onun için büyük bir mucize. Düşünüyorum, dedim kesin gelemez. Öyle bir ihtimali yok çünkü. Sen bindin. Senin için bindim anneciğim. Senin en büyük korkumu yendim. Unutamayacağım bayram bu olsa gerek. Çok güzeldi ya. Kelimelerle sığmıyor. Kelimelerle anlatamıyorum. Ağlamalı ağlamalı. Biz de alışveriş bekliyoruz. Biz pantolon, tişört bekliyoruz. Millet ailesiyle buluşmuş ya. Aslında bizi alışveriş yapacağız size diye kandırdılar. Bayram alışverişi diye. Bayram kucaklaşması oldu. Bayram ağlaşması oldu. İçimde çok burukluk var. Anlatamam o duyguları size. Belki de ben o sayıyı alsaydım şu an kardeşim veyahut da babam ya da o bir biraderlerden biri şu an burada olacaktı. Çok mutlu olacaktım. Ezgi'nin ailesi sülalecek gelmiş. Kaç kişilerdi? 10 kişi geldi. Ezgi'nin kedisi bile vardı. Sürprize bayıldım yani. Bayılmak ötesi yani. Celal beni atmıştı. Babam ona çok şey yapmış. Hani bir yerine bir şey oldu mu, çok kötü düştün hani diye. Söyle bir daha öyle atmasın seni diye aşağıya. Dur onda sen işte dedi. Aleykümselam. Kendine has bir karakteri var, aferin ona dedi. Behçet dedim, ben annesiyle tanıştıracak dedim. Ben de seninle tanıştırdım. Çok ilginç bir gün yaşadık. Biz alışverişe gidip deşarj olacağız diye beklerken annelerimizi aldık. Neredeyse tekneye getirecektik yani, o hale büründük aslında. Yüzüne pek söyleyemem seni seviyorum kelimesini. Buradan ileteyim diye konuştum. Annen arkamda dediler, ben böyle hayır arkamda değil olamaz falan diyorum. Seni seviyorum deyip yanaklarını sıkıp boynuna atlamak isterdim herhalde. Ya yapmayın arkada mı? Şaka. Buyurun geç. Şaka. Bir de bu tarafında ben de seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun. Ailem bir yana, dünya bir yana. Yemin ederim geldi annem ya, yemin ederim. Ben de inanmadım. Diyorlar ki arkada annen var diyorlar, ben dönmüyorum. Yok diyorum, öyle bir şey yok, saçmalamayın falan. Tekneye geldiğimden beri yüzüm gülmüyor demiştim. Bugün böyle 32 diş falan. Herhalde bir 10 gün boyunca böyle sürecek diye düşünüyorum. İnanamadım gerçekten, yemin ederim. Bana arkamı dön, annen orada diyorlar. 6-7 saniye böyle falandım. Sonrasında zaten hatırlamıyorum yani, rüya gibiydi. Gerçekten 5 yaşında bayram çocukları gibiydim ya. Annem yani, daha güzel bir şey olamaz. İnşallah siz de ailelerinizle görüşürsünüz. Gerçekten o paha biçilemez yani. Ya şu an bu gazla yani. Ben de gelin bunu çamaşır yıkayım ya. Kızların sürprizini sabahleyin kıyafet muhabbeti sandık. Tekne geldi.
Herkese baktım yüzü gülüyor, elde poşet yok. Ne oluyor falan filan demeye kalmadan dedi ki annelerimizle görüştük, ailemizle görüştük de inanmadım ben tabii. Dedim yok artık hadi. Çünkü o muhabbetin ağası geçmedi, aile muhabbeti. Ezgi ile Savaş'ın durumu gerçek mi diye sordu herkes. Herkes teyzen kulağına sıkılıyor. Ezgi ile Savaş onun derdi. Sizin derdinize düşün. Sıkıntı. Yeğenim sana aşıkmış. Ortaokula gidiyor. Aşıkmış sana Savaş'cığım. Kötü yorumlanır diye çok korkuyorum ya. Değil, çok güzel. Babam dedi ki, gerçek mi dedi onun içinde. Dedim gerçek. Yani onlar benim ne düşündüğüm ya da ne hissettiğimi bildikleri, anladıkları için. Yani beni böyle hani şey kapalı kutuda yetiştirmediler. Hep böyle her şekilde açık dünyaya... açık bir şekilde yetiştirdiler. O yüzden hani benim ne kadar doğru ne kadar yanlış yapabileceğimi biliyorlar. O yüzden de hani kötü bir şey söylemediler. Onu seviyorlar Savaş'ı yani. Dedim ki yani nasıl tepki verdiler falan dedim. Normal yaklaştılar dedi. Yani ben de şimdi bunu sorarken bir garip bir şeye giriyorum aslında. Psikolojiye giriyorum. Gerçekten doğru mu diye sormuşlar. Ezgi'de gördüğünüz hiçbir şey yanlış değil demiş işte. Hatta açıklama yapmış birkaç. Fazla problem yokmuş gibi yani. Demek de çok garip Allah'ım. Öyle yani. Ezgi gibi olmaya devam et dediler. Ya bizim de yok da gel işte ya. Biz sahte değiliz. Gel. Bizim de moralimiz bozuluyor. Gel. Olmaz. Gelmen lazım. Kokamayın ya. Hep birlikte. Biz bir aileyiz zaten. Kokamayın abi. Sana bir şey diyeyim mi? Tüylerim diken diken oldu. Hayır, hayır, ya. Ya bir şey olmaz ne güzel. Kızlar aileleriyle buluştu. Yapacak bir şey yok. O bir ödül oyunda biz buluşuruz. Ben de gerçekten ailemi çok özledim. Onlar da beni çok özlemişlerdi. Kelimelerin anlamını yitirdiği bazı anlar vardır. Bu anda o anlardan bir tanesi. Ya umarım en yakın zamanda daha iyi bir şekilde karşılaşırız. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Ben Maya'dan önce gidersem hayatım boyunca bir pişmanlık olarak içimde kalacaktır. İstediğin kadar bana zulmet. Kulesini biliyorum, sahnenle ilgilenmiyorum. Öyle bir şov yapacağım ki sana inanamayacaksın. Bak inanamayacaksın. Şaşırmayın Anıl Bey, burası Alabora. Anne bak Ezgi yanımda, söylemek istediklerini ona söyler misin? Kameradan görüyoruz. İyi kız. Anne. Çok özledim Orkun. Çok özledim. Şimdi bunu izleyecek yine kendi kendine onu üzülecek. Bu hale düşeceğimi ben hiç tahmin etmiyorum. Ya iyiyim de sen de burada onlardan ayrı olmak zorluyor adamı.